bağırdım bağırdım. Nasıl söylesin? Bağırdım bağırdım. Bağırdım bağırdım. Nasıl anlatsam, nereden başlasam? Bodrum, 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 duygu, biraz duygu. Bütün isteğim buydu. Biraz deniz, biraz uyku. Bütün isteğim buydu. Bodrum, 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 Bodrum. Nasıl anlatsam, nereden başlasam? Kaç kişiydik o zaman? Bak, kaç kişi kaldı şimdi? Bodrum, Bodrum. Zamanlar aşık olmuştun ama şimdi ismi neydi unuttum. Bodrum, 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 duygu, biraz duygu. Bütün isteğim buydu, biraz deniz, biraz uyku. Bütün isteğim buydu. Bodrum, 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 Bodrum. Bir zamanlar aşık olmuştum ama şimdi ismi neydi unuttum. Bodrum, 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 Bodrum. Nasıl anlatsam, nereden başlasam? Kaç kişiydik o zaman? Bak, kaç kişi kaldı şimdi? Bodrum, 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 Bodrum. Thank you.
Kaybedenler Kulübü canlı yayında saygıdeğer dinleyenler Kent FM'de. İyi akşamlar, buyurun. Alo. Buyurun. Merhaba, ben Erol Egemen. Buyurun. Bodrum. Şey yapınca benim de Bodrum'la ilgili çok enteresan bir anım var, onu bir paylaşayım dedim sayın programcı. Evet, Erol Egemen'siniz değil mi? Evet, benim. Ta kendisi. Barbunya'yı reçel olarak yiyorsunuz. Tabii. Anladım, barbunya reçeli. Buyurun, Bodrum. Buyurun. Ya Bodrum, mantıklı değil mi sizce barbunya reçeli? Çok mantıklı. Geçen gün anneme de söyledim. Anne dedim, bu o kadar mantıklı ki sen niye bana yıllardır barbunya reçeli yapmadın dedim. Sen komünist misin dedim anneme. Yani komünist miymiş? Babamın komünist olduğunu söyledi. O yüzden hindi eti kullanıyormuş Bamya'da zaten. Anladım. Bodrum. Bodrum var, evet. Evet. Bir zamanlar aşık olmuştum. Adı neydi unuttum. Bodrum. Yani. Bodrum. Ben de 8 ay kalıp hiç skor yapmamıştım. Bodrum. Erol Egemen değil mi? Evet. Buna inanmak istemiyorum. Erol'cum. Yani hayatta garip şeyler oluyor Kaan'cım yani. Size ben başka bu garip bir konuya... mi? Hangisi? Bu garip mi ya, Erol Egemen için 8 ay Bodrum bez skor yok. Erol Egemen zaten skor yapmıyor ki. Ya skor yok onda. Hiç. Zaten yok. Ya evet. Skoru bu. Sayın İlhan, buyurun Bodrum, buyurun. Bodrum. Bodrum'dan ayrı. Bodrum. Başka bir konuya daha değinmek istiyorum. Yani bu konuda sizin fikrinizi almak istiyorum. Bir erkeğin başka bir erkek yüzünden işte gündüz saat 1.30 sularında ki bu da Çamlıca Kız Lisesi'nin dağılma saati ne denk geliyor. Tam o civarda Acıbadem'de kadife ve streç bir pantolonla yürümek zorunda kalması. Yani o erkeğin psikolojisinde ne gibi şeylere sebep olabilir? Bir kere kadifeden streç pantolon olmaz. İşte evet. Başlı başına sorun burada zaten. Anlaşılmadı aslında yani. Aslında o kadife... Buyurun Bodrum. Bir dakika. Bodrum. O kadife çok doğru bir tespit. Yani kadife bir pantolon değildi. Ama ben giyince oldu yani. Bodrum. Yani bedensel bir sorun vardı orada. Yani bana göre yapılmış değildi. Bodrum. Bodrum, evet. Bodrum. Güzel zar. Güzel zar. İyi zar. İyi zar, evet. Strabon. Böyle yani. Anladım. Çok garip şey oldu ya Bodrum. Bodrum. Evet. Yani. Bodrum. Ya Erol Egemen, akşam gel çay içelim. Çay olur. Çaya her zaman şey yaparım. Gelirim yani. Çay içelim. Yani. Ne kadardır skor yok Erol'cum. Ya Erol'cum diyebilir miyim? Daha tanışmıyoruz ama. Tabii. Yani biz çok duyduk adınızı. Öyle mi? En olmadık yerlerde karşımıza çıktı. Allah Allah ya. Anlatsam burada program biter yani. O kadar çok yerde karşımıza çıktınız ki. Allah Allah ya. İlk defa fırsatını bulduk sizle yüz yüze konuşmanın. Hakikaten öyle. Anlatır mısınız biraz? Nasıl oldu? Nasıl doğdu? Nasıl bir çocukluk geçirdiniz? Aslında yani bu çok şey bir konu yani uzun, çok uzun sürebilir ama kısaca şey yapabilirim yani bahsedebilirim. Ya da siz anlatmaya başlayın, biz yayını kapatırız zaten. Ha, tamam, o da olur. Şey ben, yani sorun değil. Diğerlerinden farklı bir çocuk değildim her şeyden önce. Diğerleri gibi işte belli bir yaşa gelince mahalle maçlarına çıkmaya başladım. Hangi hafta oynuyordunuz? Hangi? Bölgede? Yani ha. Şeyiniz neydi? Santrafor muydunuz? Forvet miydiniz? Ben Attakante şeyinde oynuyordum. Yani pozisyonda oynuyordum. Anladım. Çok başarılı değildim açıkçası. Bu yüzden futbolcu olmamaya karar verdim. İsabet olmuş. Bundan sonraki dönem, bu zamana kadar hep olmamaya karar verdiğim şeyleri saptayarak geçti. İşte ben de bugünlerde ne yapsam diye düşünüyordum. Bodrum. Ha yani. Bodrum. Yani peki şey Erol Egemen, peki. Evet. Bir baykuş nasıl öter ya? Gamlı ya da gamsız fark etmez yani. Ben gamlı, birkaç gamlı baykuş tanıdım ben. Şimdi gam nedir yani? Gam, bize biraz müzikal olarak gam. Gam aslında şey, evet. O çok önemli bir noktaya parmak şey yaptınız. Yani o gamlı baykuş derken ki gamlı
doğudan doğuya kadar olan tek bir gamı temsil ediyor aslında. Bayağı şey, evet. Do majör falan diyorsun. Ha, yani sen şey, doğal, doğal yani. Aralık yani. Ben bir de size baykuş sesi çıkartayım. Lütfen. Size. Gamlı, rahat... gamlı mı gamsız mı? Gamlı çıkartacağım. Gamlı çıkartacağım. Buyurun. Rahatsız olmazsınız değil mi? Estağfurullah. Bu arada ben bu Bodrum, sesi çıkartırken Bodrum. Yakınlarda bir monitör falan varsa şey yapabilirsiniz. Ona doğru şöyle pisuvarın önünde durur gibi durursanız ve yaklaşırsanız çok daha keyifli olacağınız. Ben öyle eleksiyon olmuyorum. Öyle mi? Hı. Yani bas titreşimler beni şey yapmıyor. Ya Mete... tarzım değil. Ha, o açıdan. Mete'nin tarzı mı? Sanmıyorum. Bodrum. Tamam çıkarıyorum o zaman. Buyurun çıkartın. Çok iyi baykuş taklidi yaparım. Bu gamlı baykuştu. Evet. Evet. Eyvallah Adatepe. Belki görüşmek üzere. Bodrum, Bodrum. Yani. Bodrum. Çay demle. Tamam. Çay demle. Tamam peki her zaman. Biraz deniz. Bodrum. Bodrum. Bütün isteğim buydu. Bodrum, Bodrum. Bodrum. Bodrum, Bodrum. Bodrum. Alo. Bodrum. İyi akşamlar. Bodrum. Bodrum, Bodrum. Bodrum. Nasılsınız abi? Bodrum. Ha, çok Bodrum. 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 Abi gelemedim partiye ya. Olsun. Annen ne yaptı? Ya o ameliyat oldu. Geçmiş olsun Bodrum. Bodrum, Bodrum ya. Bodrum, Bodrum. Nedir Bodrum yani? Ne? Bod, Bodrum. Yani bot mu? Bot. Çok mu bot? Bot. Baya baya bot yani. Buyurun sayın dinleyen. Şikayetiniz nedir? Yok bir şikayetim ben de ya. Ne olacak ya? Ya bu arada Erdem. Evet Erdem. Bunu anlıyoruz evet. Bunu anlıyoruz. Ne yaptınız abi? Parti nasıl geçti? Çok iyi. Bir dahaki sefere gel. Ne zaman? 16 Aralık. 16 Aralık. Ispanak var mı? Her zaman. İyi tamam gelirim abi. Eyvallah. Tamam hadi iyi akşamlar. Evet, değerli kent dinleyenleri, Kaybedenler Kulübü burası. Kendi 101 FM, 101.1. Kış var İstanbul'da bu gece. Bodrum nasıl bilmiyoruz tabii. En azından bugün için net bir şey söylemem mümkün değil. Ama pazartesi günü ayrıntılı bilgi vermemiz mümkün olur diye düşünüyorum, umuyorum şu anda. Kaybedenler Kulübü haftanın son programında sizlerle birlikte son 9 yıldır olduğu gibi 8,5-9 olduk galiba değil mi Mete? Oldu. Aşağı yukarı oldu. Geçen gün zam yapalım dedik çünkü Mete ile arkadaşlarla oturduk. Konuşuyoruz o konudan bu konudan havadan sudan şundan bundan ya dedim Mete yani 8,5 yıldır 8,5 yıldır diyoruz. Artık şey yapalım dedim ya. Yılbaşı da geliyor. 9 yapalım şunu dedim. Binaenaleyh bundan sonra 9 yıldır dinlediğiniz Kaybedenler Kulübü şeklinde anonslarla karşılaşacaksınız. Şaşırmayın. Kaybedenler Kulübü yine her zaman olduğu gibi tam zamanında 10.28 yani 22.28 itibarıyla Türkiye saatiyle 22.28 itibariyle canlı yayında değerli dostum Mete Onduk ve ben Kaan Çaydamlı yaklaşık 2,5 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Oldukça önemli konularımız var bu akşam. 3 önemli konumuz var. Bizi sürekli dinleyenlerin bildiği gibi 3 konu üzerine yoğunlaşıyor Kaybedenler Kulübü. Her programın her saatini bir konuya ayırmak şeklinde. Kış var bu akşam İstanbul'da onu tekrar edeyim. Kış geldi yani bayağı sert dışarısı. Bugün bir arkadaşımla yolda yürürken kış geldi ya dedim. O da haklısın dedi.
Ve bana bir anısını anlattı. Kışla ilgili, kışın gelmesiyle ilgili. Ben de ona bir başka anımı anlattım. Eldorado ile ilgili. Şu dakikalarda bütün söyleyebileceklerim bundan ibaret değerli kent dinleyenleri. Hepinizi tekrar sevgiyle kucaklıyor. Programımıza hoş geldiniz demek istiyorum. Kaybedenler Kulübü alışık olduğunuz üzere yine sevgi, hoşgörü, dostluk, barış ve kuzu. Kuzular, işte kuşlar, kurtlar şeyinde de devam edecek yaklaşık 2,5 saat. Bodrum. You can always get a decent cup of coffee just a block from Piccadilly. Watching the bums, punks in the streets, the world is on parade at Leo's place. American girls looking for a ride, trying to get across to the other side. You see them all through the serving hatch, the young, the old, the yellow and black. I don't recall your name, but I recall your face. Everyone looks the same, hanging around at Leo's place. You know, take them down to Leo's place. Because of them, not me, I know. That's how come he remembers my face. So sad that things have changed. Junkies still a place. But it don't change the taste. Nerede Mehmet öyle yani? Ben Kaan merhaba. Şey sen nerede yani? Ölüyorum yalnızlıktan burada. Sen neler diyorsun ya? Aa öyle be. Öyle be. Buyurun. Buyurun. Alo. Buyurun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Muhabbetinize katılabilir miyim? Lütfen.
Buyurun. Nasılsınız, iyisiniz? Perfecto. Perfecto, mükemmel demek. Perfect biliyorum ben de. Perfect insanlar olamıyorlar ki. Değil mi? Bu kimin saçı ya? Ne renk? Bizim oralarda ne bileyim. Bu senin saçın olabilir mi bebek? Sarıyer taraflarındaydık biz. Değil mi? Akşamüstü. Allah Allah. Ondan sonra... Şuna DNA testi yaptırır mısın Metin bakayım? Olayım. Sarı Metinler vardı ya, hatırlıyor musun onları? Sakine'nin kız kardeşi. Ayşe'nin saçı lan bu. Fatma'yla beraber öyle bir gün dolaşıyoruz. Taksim'deyiz. Nasıl yapayım? Ulan baktığım adam bir şeyler anlatıyor. Ne dedim ki ulan hani yapma öyle bir şeyler hani. Kumral mı bu? Nasıl ya? Olsa eniştemizin kızı kızım dedim hani. Kahve. Değil mi? Ulan Faruklar da geldi o gün. Öyle bir tam rezil olduk dedik. Şuna bir DNA testi aldıramayın. Ortamlar bozuldu. Bir anlatsam var ya aklın şaşar biliyor musun? Şunu bir DNA yaptırın. Fakülteden arkadaşlar da geldi geçen gün. Sarıyer'de buluştuk. Ekmek yedik, balık ekmek. Gidiyorduk oradan. Seçler taksi geçti. Hop dedim dursana lan. Nereye gidiyorsun hemşerim? Sarıyer dedi dolaylarında dedi. Bir turnuva tane dedi, meşesi getirdiler. Balık ekmekçi var dedi. Bizim Cingöz abi dedi. Hatırlıyor musun onu? DNA testi dedim, yapayım dedim. Dedim, hani, hakikaten turnuva meşesi bulundu. Neyse Seyit geldi ondan turnuva sonra. İki kötüsü. Ne yaptınız? Muhabbet öyle bir yarım suya kaldı. Koydum. İnanamazsın. Yani sonra ne yaptınız? Sarıyer'den geldi köyden. Sonra... İki araba beraber. Öyle koşuşturduk. DNA testi yaptık sonra. Ondan sonra bir baktım Ömür. Geçen gün İtalyanca çalışıyoruz. Ömür ne için var orada senin? Ömür işaret etti bana. Gelin dedi. Ortam var dedi. Oturalım hani biz. Hani, Mehmet İl Postino dedi. Postacı dedim. Sakarya dolaylarında askerliğimi yaptım. Ben de İl Pompino dedim. Pompacı dedi. İtalyancısı öyle tabi. Üst Eymen Metin'le beraber hani yan yana. Astoria gibi ya. O üstte hani Metin abi diye söylemiyorum hani. Metin abi iyi adamdır, arada sırada öyle güzellikleri de oldu. Ne yaptın bugün? Sarıyer işte. Bugün havlucuyla içtik bütün gün. Alo. Nasıl havlucu ya? Pardon. Öyle o anlatıyor, biz içiyoruz. Arkadaşlar muhabbete daldım öyle, kusura bakmayın. Biz öyle eyvallah. Nasılsınız? Eyvallah. İyi gidiyor herhalde. Fena değil işte, yalnızlık. Başka bir ya şey, hepimiz başka yalnızız. Bir zaten şey bunları yani. Yalnızlıktan dolayı yapıyoruz. Yalnızlık. Ne yapıyorsunuz? Tam olarak ne yapıyorsunuz Sayın İnye? Ya, muhabbet ediyoruz öyle, takılıyoruz. Devam edin o zaman. Devam edin. Biz aradık hani öyle. Devam edin, niye şey yapıyorsunuz? Bu arada bugün bana hafta sonu menüsünü faksladılar Kaan'cığım. Evet. Cumartesi sabah. Evet. Gelelim biz de şekil olsun. Cuma. Hani otururuz muhabbet Cuma, ederiz. Cuma gecesi yol bize bak, o catering'e dahil değil. Bu hafta sonu. Bodrum sınırlarına girdiğimiz andan itibaren geçer. Bursa Balıkesir arasında aslında 3 olasılık var. Bir Varan'a girmek mümkün. Bir Ulusoy'a bak, girmek mümkün. Bak veriyorum dur. He. Ne yapacağız? Pas geçeceğiz ikisinde. Çünkü yani Balıkesir'den... Balıkesir'e girmeden yol dönüyor artık. Biz Balıkesir'e gireceğiz. Hatta biraz da Edremit'e doğru gideceğiz. Orada sağda bir Alo. Şey var. Kavunu mu? Bir şey var. İyi orada. Akşamlar. İyi akşamlar sayın dinleyen, buyurun. Konunuzu bölmeden... Hani estağfurullah, böyle, buyurun. Ne bileyim. Beraber muhabbet etsek... Olur, buyurun. Tabii. Buyurun. Siz sorun, ben söyleyeyim. Olur. Quetal... I don't speak English. Okay, bu İspanyolca zaten. Zaten ben de İngilizce biliyordum, biliyor musun? Onu ima etmeye çalıştım. Okay. Australia go? Claro. Şiven çok kötü lan. Türk aksanı var bende biraz. Ben biraz doğuluyum. Evet, anlıyorum. Bayağı bir herhalde. Evet. Kaç bin kilometre? Ama hani güzel konuşurum yani. Nasıl yani? Türkçe konuşurum. Ne kadar doğuda yani. Bayağı doğuda. İngilizce de bilmiyorum, yalan söyledim size. Neyse, cumartesi sabah kahvaltısı alt terasta. Sayın dinleyen bir saniye, bu önemli çünkü hafta sonu menüsü belli olmuş. Onu alt terasta olacak. Burada pişmemiş pastırma yazıyor. Yani pastırma üzerinde çalışma abi. Yapamamış pastırma. Tercihe göre sucuklu yumurta ya da menemen.
Şimdi orada benim bir şeyim var ya, pastırma arası niye tereyağı da kağıdı yatırıp hani tavaya pastırma. Şimdi onları söyleyeceğim yani, bunlar masaya tabakta geliyor, orada kendin mangalda istersen şey yap, çeviriyorsun. Kendin şey yap, kendin şey, şeyle yani. Gerçi ben bu hafta sonu tereyağı hayvansal şey yemeye karşıyım ben ya, ben vejetaryenim ya. Neyse, domates, işte minimum şeyler, zeytinyağı falan yazmışlar alt alta, onları söylemiyorum. Pazar günkü sabah kahvaltısı da bunun aynısı, aynı yazıyor. Bakınız cumartesi yazıyor. O ne, o bites mi? Evet. Bites katre yazıyor galiba. Cumartesi akşam menü dil balığı, ahtapot vesaireden oluşuyormuş. Kadın var mı? Menüde? İki. Evet, sorun yok. İkide. Pazar günü ikide erken yemek yiyeceğiz. Çupra tercihe göre tekrar dil balığı, ahtapot, kalamar vesaire yazıyor. İyi, fena değil. İmzalıyorum. Tekrar fakslayacağım çünkü. Geri faks. İstersen bir ben bir müzik arası verdiğimizde bir ben de bir göz gezdireyim. Çünkü o zeytinyağı konusunda bir şeyim, gerginliğim var. Çünkü biliyorsun sucukla zeytinyağı arasında bir şey var, bir uyuşmazlık şeysi. Var değil mi? Şey var yani, ben oradan çok şey yapıyorum. Varmış, ben de duydum. Çok geçen. Gerginleşiyorum yani bu konuda. Yani hayvansal herhangi bir yağla zeytinyağının karışmasında da elde edilen hafif ne donmuş ne donmamış. Alo. Ben şey yapıyorum yani. Alo. Gerginleştiriyorum. Alo. Çupra ızgara mı bunlar? Izgara. Kırmızı lahana salatası demiş, bunu değiştirelim mi ya? Bunu şey yapabiliriz, lahana dolma şeyini çevirebiliriz. Yani lahanayı şey bırak, sabit bırak, salatayı dolma yap. Ege patlıcan mı? Ha şu kaşarlı közlü olan şeyler. Ben bunu akşama da koyayım ya. Meze bu ya. Ekle ekle. Ha, şey yap. Meze bu. Sabah kahvaltısına da koysam bir sakıncası var mı senin için? Patlıcan? Ege patlıcan. Olur. Ben mantarların üstünü çizdim. Ha evet. Ama akşamları ekledim yani sabah. Sorun değil. Sorun değil. Tamam okey, bunu şeyde onaylayabilirsin. Recep, faksar mısın güzelim? Bitti mi DNA testi? Alayım, sonuçları alalım. Smiling faces sometimes they don't tell the truth. Smiling faces tell lies, and I got proof. Look at here, the truth is in the eyes. 'Cause the eyes don't lie. Let me hear you say amen. Sometimes they don't tell the truth. Smiling face.
you know where he's coming from. Don't let the handshake and the smile fool you. Take my advice, I'm only trying to school you. Smiling faces, smiling faces. Sometimes they don't tell the truth. Smiling faces, smiling faces. Your lies, and I got proof. Smiling faces, smiling faces. Sometimes Bodrum. Bodrum. Telefon numaralarımızı vermek istiyorum ben değerli kent dinleyenleri. Kaybedenler Kulübü biliyorsunuz halk arasında, yani halk arasında ne kadar doğru bir terim bilmiyorum ama dinleyicileri arasında büyük bir sevgi pınarı olarak adlandırılan bir program. Sevginin sel olup aktığı programda deniliyor. Çeşitli gazete röportajlarında, dergi boyalı dergilerdeki röportajlarda buna benzer tanımlarla karşılaşıyoruz Kaybedenler Kulübü ile ilgili olarak. Sevgi Çağlanı mesela en son sanıyorum Kozmopolitan'da evet tanımlanmıştı. Doğru tabii, bunların hepsi doğru. Hakikaten öyle. Sevgi olsun, gerisi şey yani. Öyle. Yani bizim için hakikaten sevgi, barış, kardeşlik yani. Onun dışında başka şeyim, bir çupra şeyimiz var bir de bizim. Yani onun dışında bir çupra. O da sebze be, zararsız bir sebze. Hani ızgara olsun, evet. Şey olsun yani, çupra olsun şeyi var. Zaman zaman levrek de fena olmuyor. Geribolu'dan geçiyorsak tabii işte lüferdi, palamuttu. Zaman zaman tavada şey oluyor, tekir, barbun, şeysi. Onun dışında başka da bir şey yok bildiğim kadarıyla. Bir de aynı öyle, ben telefon numaramızı vermek istiyorum bu vesileyle. Hazırda yeri gelmişken 0212-249-5076 telefon numaramızı erken dinleyenleri. Evet, ben tekrar ediyorum 0212-249-5076. Bugün header yok değerli kent dinleyenleri, evet. Onun için aramayın bu numarayı çünkü hakikaten bakmakta etmekte zorluk çekiyoruz. Burak çıkıyor, Burak zaten işi başından aşkın orada. Bir de Bet, erkek sesi, evet. Gerçi yumurta gibi çocuk. Öyle. Temiz yüzlü. Bize gerçi epey bir kullanmadık ama bir e-mail adresimiz var. Eğer bilgisayar başındaysanız ve baras.com.tr yapmak isterseniz bize e-mail gönderebilirsiniz. Gerçi bunu yani bakar mıyız e-maillerimize? Dikkate alır mıyız konusunda? Zor, hafta sonu Bodrum'dayım ben. Bir şey söyleyemiyorum ama hafta sonu bakamam yani. Belki bu dakikalarda elimize ulaşırsa kaybedenler@kentfm.com.tr e-mail adresimiz eğer kullanmak isterseniz. Bu sıkıcı ve uzun gelirse bir de yani muhakkak okunmasını ve yanıtlanmasını istiyorsanız bence barlas.com.tr adresini kullanın. Bu en şey yöntem. Çünkü bir kaybedenler ya zetkoy.com.tr'de bunlar bayık sıkıcı işler ya. Öyle. Hakikaten. Bodrum. Ya, bugün değerli kent dinleyenleri 3 önemli konumuz ve hatta bir dinleyenimiz var. İsterseniz önce hattaki dinleyeni halledelim, sonra ben size konularla ilgili. Vay zalledim ya. Şey yaparım. Buyurun sayın dinleyen. Erol Egemen misiniz? Değil. İyi, hiç buyurun. Springsteen çalın baba, tamam. Eyvallah. Bu yani bu şey bile değil ya. Evet. Yani lafı bile olmaz yani. Bugün bir değişiklik olarak Tom Waits çalacağız. Drive All Night. Aslında cuma gecesi sanıyorum. Drive All Night yani.
All night yani. Together. Ben kadınlarda göğüs ölçüsünü tek bir rakamla verilmesini çok gerçekçi bulmuyorum. Ne gibi? Yani şimdi 90 diyoruz. 90 iyidir öyle değil mi? 90 fena değildir. 90 iyidir yani. Yani. 80 bir işin üstü her zaman iyidir. Yani, çalışır yani. Yani mesela yani bir 80 görsem Strabon derim yani. Evet. Derim yani. Ama yani bu gerçekçi değil. Bence bu konuda abaklar hazırlanmalı. Çünkü şimdi bakıyorum yavruya. Hı.
Kaç? 75 var mı? Kaç? 75. 75 değil aslında. 90'a karşılık bir 75 bu aslında. Evet. Niye? Çünkü sırt. Evet. Sırt açısı ve sırt genişliği ile ilgili bir şey var burada. Oranlar şey var. Dediğin gibi bir abak oluşturmak yani, gerekiyor. Yani bu gerçekçi bir şey değil yani. Kaça kaç yani? Kaça kaç yani? Çünkü yani. Kaç yani? Yani mesela 90 etkisinde 75. Bodrum diyorum ben. Bodrum. Sevim yani. Bodrum. Buyurun Bodrum. İyi geceler. İyi geceler. Buyurun. Ben sizi rahatsız ediyorum galiba ama. Estağfurullah. Buyurun. Güzel göğüsler anlatıyordunuz. Güzel göğüslerdi. Göğüs ölçülerinin standardı ile ilgili bir sorun. Ya standartlarla ilgili sürekli sorunlar yaşıyoruz biz zaten kaybedenler kulübü olarak. Evet. Yani bu standartların artık bir standarda getirilmesi gerektiğini söylüyorum ben, düşünüyorum. Haklısın. Kendi adıma. Bence. Ben Hürriyet Gazetesi'nin röportajında bir şey okumuştum da sinema filmi yapılacakmış galiba. Evet. Teoman, Özlem Tekin filan olacakmış. Bilmiyorum ama çok emin değilim o konuda. Yani öyle bir şeyler hatırlıyorum da. Evet, yönetmeni bak. Sinan Çetin olmayacak değil mi bu? Sinan Çetin şey... Şimdi bu bizim dışımızda gelişen bir şey. Yani bunun film olmasının ya da bu programdan yola çıkarak, bu programı kahraman yaparak bir takım kitaplar yazılmasının falan bizimle bir alakası yok, inanın. Ciddi. Evet, yani bir takım insanlar bunu, bir takım romanlar yazdılar. Hikmet Temel Akarsu mesela diyorsunuz. Evet, bir takım insanlar da film yapmaya kalktı. Evet. Bizle bir alakası yok. Bakalım nasıl, biz de gidip seyredeceğiz yani, çekerler. Register hakkı yok mu programı? Efendim? Register hakkı yok mu? Var şüphesiz. Şüphesiz yalnızca isim boyutunda öyle bir hakkımız var. Yani filmin ismi Kaybedenler Kulübü olmayabilir. Ya, eğer biz şey yapmazsa, okey demezsek. Peki çok geyik olacak ama yani. Olsun. Kimin oynamasını isterdin? Robert De Niro. Robert De Niro, Al Pacino. Robert De Niro beni oynasa, Al Pacino da seni oynasa. Abi, duman olur lan film. Duman, ben Marlon Brando da oynayabilirim. Hoca bir şey diyeceğim ya, Hit filmine döndü bu ya. Hit diye bir film vardı hatırlarsın. Güzel filmdi. Çok canavardı. Bir adam film çekecekse yani Hit'i çeksin. Peki yani. Abi Val Kilmer da olsa ha. Yakın olsa film. Val Kilmer. O ne? Vardı ya amcam. Hit'te de oynuyordu Val Kilmer. Ha o duman o herif ya. No, evet. Anlamadım kim olduğunu ama Val Kilmer. Duman ya eğer oynuyorsa. Baba Val Kilmer ya. O ikilinin yanında oynuyorsa Val Kilmer. Dorsta Jim Morrison oynuyordu. Yo, iyi oyuncu da ya. Ne iş var ya? Var ya hoca Batman'in falan oynuyordu canavar. Evet. Neyse ben sinemadan hoşlanmıyorum prensip olarak ya. Sinemaya karşıyım yani. Ha, iyi abi ne diyeyim. Sinemaya karşıyım yani. Teşekkürler. Eyvallah. Hoşçakalın. Fazla Tanju Okan var mı elinde? Okey. Yumurta gibi çocuk ya. Çok şey yapıyorum. Çok ya. Hoş çocuk. Evet, hakikaten öyle. Ne zaman sen program yapıyorsun ya? Ben arayayım seni. 21.00. Senden önce duman bir yavru var. He. Ayşe. Hangi anlamda? Bana bak. Programa girdiğinde birkaç defa tanık oldum. Kusura bakmayın geç kaldım. Ekranları temiz. Böyle şeyler istemiyorum. Tabii dağıtır. Ayşe isterse her yeri dağıtır. Bunu da burada şey yapıyor. Ben istemem. Real regret diyorsun yani. Burada. Yok abi dağıtamaz. Yürü. Dağıtamaz. Git Müge gelsin. İşin yok mu oğlum senin? Hadi topukla. Öyle sarhoş olsam ki bir an seni unutsam, unutsam bugünleri, yarınları unutsam. Öyle sarhoş olsam ki bir an seni unutsam, unutsam bugünleri, yarınları unutsam. Sarhoş olsam ki bir daha ayılmasam, her şey bir rüya olsa unutarak uyansam,
sarhoş olsam ki bir daha ayılmasam. Her şey bir rüya olsa, unutarak uyansam. Seni gördüğüm günü, sevdiğimi unutsam, bir başka dünya bulsam, içinde sen olmasan. Seni gördüğüm günü, sevdiğimi unutsam, bir başka dünya bulsam, İçimde sen olmasan. Öyle sarhoş olsam ki bir daha ayılmasam. Her şey bir rüya olsa, unutarak uyansam. Öyle sarhoş olsam ki bir daha ayılmasam. Her şey bir rüya olsa, unutarak uyansam. Öyle sarhoş olsam ki bir an seni unutsam. Unutsam bu günleri, yarınları. Bizim Teodor sabah kapıyı çaldı. Açtım. Ha, nedir dedim. Soğuk dedi dışarısı. Çok mantıklı. İşte girdi içeri. Buzdolabının yanına baktı. Bir şey yok. Döndü bana baktı. Bir şey yok mu dedi. Kaşar peyniri var dedim ama bir haftada bir kiloluk kaşar peyniri yedim. Bahçevan eski kaşar. Yani istiyorsan vereyim dedim kalanını. Sanırım bir küfür etti. Orada tam şey yapamadım. Anladım. Dedim ya Yavuz, git biraz şey yap. Salam şey yap. Ekmek arası da yaparız hem. Yani öğlenliği falan. Öyle işte biraz salam yedi. Sonra faksın altına gitti. Biraz faksın kablosuyla oynadıktan sonra içi geçti. Evet. Çok normal, bu da çok normal. Sonra görmedim bir daha. Vücut ısısı normale dönünce dışarı çıkmıştır yani.
Mümkün. Hatta birisi var galiba, bekletmeyelim. Alo. Merhaba. Merhaba. Seni dinleyen, sanki yıllar oldu bir bayan sesi duymuyordu bu mikrofonlardan, bu kulaklıklardan. Evet, bayağıdır aramıyorlar galiba sizi. Evet, neden acaba? Siz bir fikriniz var mı? Kendileriyle pek sık görüşmüyorum, bilemeyeceğim. Bayanlarla? Evet, erkekleri tercih ediyorum, ben lezbiyan değilim. Okey, ben... Okey, tamam. Sorun bu değil. Bana uygun sorun yok. Hiç problem ama değil. Ama sen pek bana uymazsın mesela, üzgün. Fark etmez. Şey, bu ölçü konusunda. Cup size diye bir şey var, hiç duymadınız mı? Sorry? Cup size diye bir şey var, duymadınız mı? Kapasite mi diyorsunuz? Hayır. Cup size'ın ne olduğunu biliyoruz, evet. O zaman? Cup size ne ya, ben bilmiyorum. Cup, bildiğimiz cup, evet. Kapasitenin kısaltılmış. Kap ya işte. Hayır, kap. Hayır, bu sütyen ölçüleri için kullanılır. Kap yani. Ha, küçük mü sizin gösteriniz? Çok mu büyük? Hayır, orta. Ya Mete'ye ne sorunuz var o zaman? Ben de mi yatacaksınız? Olabilir. Yok. Okay. Onun için... Sorun etmeyiz bunu yani biz. Yok, hayır. Kardeş, özellikle... kardeş gibi biz mesela. Biz aramızda yıllardır böyle şeylerin pazarlığını yapmıyoruz. Yapmıyoruz. Yıllardır yani. Sorun değil yani. Peki siz yatıyor musunuz Mete'yle? Gergin nefesim. Biz Mete'yle... Epeydir yatmıyor sende. Fırsat olmuyor be kanka. Çok yorgun oluyor. Hakikaten ha. Ben de şey, akşamları içim geçiyor. Eve gidiyorum. Böyle bir kanepede şey oluyorum yani. İşte öyle. Öyle yani. Bir de reaksiyon problemi var bende son günlerde. Ben çift katlı otobüslerin kırmızı olmasından yanayım ya. Katılıyorum. Benim problemim de bu belki ya. Benim problemim de bu belki. Ne zaman şey yapalım sayın dinleyen? Ne zaman uygun sizin için? Bilmiyorum. Daha önce yatmak lazım. Daha önce yattık mı sizle? Hatırlamıyorum. Güzel. Şey yapalım ya, hatırlayalım yani bunu. Ben hatırlamak isterim çünkü. Bu tür şeyleri. Düşünüyorum. Geçen gün bir arkadaşımı aradım. Ya dedim. Yani 95'ten beri çeşitli skorlarımız var sende dedim. Kadın mı erkek mi? Tam anımsamıyorum onu. Ha. Onu anımsamıyorum. Bir çıkart getir şunu ya dedim. Bakayım yani ben şey yapmamışım. Bana 2-3 gün müsaade et dedi. Eski defterleri açmam lazım dedi. Okey dedim, sorun değil yani. Bekleyebilirim böyle bir şey için. Yani birdenbire söylenemiyor ki yani hatırlamak. Evet. Biraz zor. Nasıl, peki, seks hayatınız nasıl gidiyor sayın dinleyen? En son ne zaman bir erkekle yattınız? Hatırlamıyorum. Yani iyi, iyi gideceğini garanti edebilirim bu konuşmadan sonra. Teşekkür ederim. Yani garanti güzel bir şey. En az 1,5 ay, 2 ay. Okey yani, sorun yok. Güzel. Ben yeni fiyat tarifimi açıklıyorum bu arada. Bu hafta bunun üzerine çalıştım. Fiyat mı düşürüyorsun? Hayır. Ama sürümden kazanmadığın takdirde senin kazanmanın şeyi sürümden yok. Sürümden kazanmadığımı nereden çıkarttın? Yani fiyat... Her neyse, eğer tartışmayalım burada, gerginliğe gerek yok. Nasıl şey yapacağız? Sevgi Pınarı, tartışma ne demek? Yani 8 saatlik bir zaman dilimi için 24 adet Kilkenny. Henüz açılmamış ve içi dolu olmak üzere. Geçen gün arkadaşlarla Kilkenny içiyoruz Mete. Vallahi. Ya dedim, duman bu ya dedim. Hı hı. Yattınız mı? Yatmıştık. Anlıyorum ben. Evet. Bir celebrity anlamında diyorsun, evet. Anladım. Yani neyse, bunlar benim şeyler değil. Peki, sayın dinleyen, yatarız. Tamam, okey. Görüşmek üzere. Olabilir. Eyvallah. İyi geceler. Karnım ağrıyor ya. Sen diyor, sevgi çağlanı bu Mete ya. Yani şimdi niye kırayım ben? Öyle be. Yani bence insanlara yaklaşımlarımıza dikkat etmeliyiz. Kırıcı olmamalıyız. Her şey sevgiden geçiyor. Geçen gün onu dedim. Ya değer mi dedim ya bir insanı üzmeye? Değer mi yani? Değmez. Öyle demedi. Vallahi onu üzmeseydim bu BMW'yi alamazdım dedi. Haklısın arkadaşım dedim ya. Haklısın yani. Kim bu? Bir arkadaş ya, sen şey yapmazsın, Mete diye bir şey yapıyorum. Anlıyorum, evet. Yakın bir arkadaşım yani. Evet, buyurun. Ah pardon, iyi akşamlar. Estağfurullah, buyurun. Nasılsınız, iyi misiniz? Hamdolsun işte.
Burada insanlık adına, sevgi adına, dostluk adına, kardeşlik şimdi, ve barış adına. Şimdi ben sizin muhabbetinizi beğeniyorum. Yarım ekmek aldım sana. Allah razı olsun, sağ ol. Ne bileyim, güzel makara yapıyorsunuz. Yarım ekmek de kendim aldım. Makara kukara. Biz de işte geçen gün öyle sizinle dinledikten sonra ilham aldık. Ne bu ya? Mürekkep mi bu? Ya kok. Ne ya bu ya? Hamburger ya. Çok özür diliyorum sayın dinleyen. Dinleyeceğiz sizi. Lütfen bir de baştan alır mısınız? Duyamadım ben. Ben devam edeyim siz. Yani konuşuyoruz yani. Yaşıyoruz. Bir şarkı söyler misiniz bize? Sizin benim sesiniz... sesim inanın güzel değildir. Ya benim Kürdülüğü asker bir şeyler yakışır size sizin çok sesin. Çok güzel bir şarkı söyleyeyim ben. Bir sana. Bunu ama yapayım böyle istiyorsanız. Tabii buyurun. Hangi şarkıyı söyleyeyim? Bu gece benim gecem falan gibi bir şey olsun. Şöyle yapsam bir ihtimal daha var desem size. Ölürüm burada. Burada ölürüm vallahi. O. O. Recep. Recep. Recep ufak şey yap bir tane. Ufak. Recep. Çay da sevmesiniz oradan çocuktan. Jilet getir Recep. Jilet. Bir tane açık olsun benimki tek şekerli. Evet. Başlayayım mı şarkıya? Lütfen. Mete hazır mısın sen? Pardon. Bir saniye. Ne alayım kardeşim? Eyvallah Recep sağ ol. Bir dakika. Bir sigara içeyim. Evet. Bir de heybeli şey yaptılar mı arkasından? Eyvallah. Ne diyorsun? Ben giderim buradan. Ne diyorsun? Ne diyorsun? Evet biz hazırız. Biz de hazırız. Hep beraber uçarak size bir şarkı söyleyeyim. Hep beraber. Yok ben tek söyleyeyim yani. Bir ihtimal daha var. O da ölmek mi dersin? Söyle canım ne dersin? Vuslatın başka alem. Sen bir ömre bedelsin. Ah sen bir ömre bedelsin. Ağzını sağ ol. Eyvallah. Ağzını sağ ol. Aslında ben dertliyim. Muhabbetinize katılmak istiyorum. Hani bir de siz kaybedenlerden neysiniz ya. Erol Egemen. Erol Egemen mi? Ben Erol Egemen'in abisiyim. Buyurun. Metin Egemen. Buyurun. Metin Egemen. Evet. Buyurun Metin. Metin abi nasılsın abi? Allah şükürler güzelim. Sen nasılsın? Allah razı olsun. Çok. Diyorlar ki Erol Egemen'de skor yokmuş ya. Şimdi bir Erol Egemenler'de çakışalım. Hani koca göklü Erol Egemen değil mi? Vallahi ben hiç görmedim ama sanmıyorum ya. Ben de sanmıyorum. Hiç sanmıyorum yani. Geçen gün çünkü yanımda bir adam duruyor. Evet. Duman bir herif. Yanımızdan kim geçti? Biz prim kaybettik yani öyle yani. Evet, evet. Duman değil mi? Sonra söylediler hani ki... Hani koyuyorlar öyle. Sonra söylediler ki Erol Egemen oymuş meğer. Meğer oymuş. Nereden bilelim bilsek şey. Biz de tanışırdık. Düğün yerken aklıma geldi benim de. Biz şimdi şeydeyiz, Köln tezgahındayız Feliköy'de. Eyvallah. Biz sizi dinliyoruz hep orada. Yani ne bileyim her türlü muhabbetlerimiz uyuşuyor sizinle. Eyvallah. Ama Erol Egemen'i de seviyorum bu arada. Eyvallah. Öyle, öyle, yani benim o kardeşim bu memleketim, de olsa. O da bu memleketim bir şey. Tabii kardeşim. tabii memleketine kadar da hani güzel bir yer olmasa da. Evimiz kardeşiz. Hani ne bileyim hani hep öyle ince adamlar çıkıyor oradan. Babamız Adem, anamız Havva. Dolayısıyla hepimiz kardeşiz. Dolayısıyla yani. Sürekli akraba evliliği yapıyoruz. Zaten ama Türkiye'nin bu arada, şeyde problemi bu arada var ya, ömrü var ya ömrü. Ben çok seviyorum hani. Ömür kim diyeceksiniz tabii şimdi. Hani körün tezgahı orası, Feliköy'de. Eyvallah. Ne bileyim biz seviyoruz. Güzel dürümleri var ömrün. Bir gün gelin istiyorsanız. Hani bir daha hani ne bileyim ayrılmazsınız buradan. Eyvallah. Bu... Hani bekleriz bunu da bilin yani. Sizi o kadar çok seviyoruz. Feriköy nerede? Sakarya'da olaylarındayız. Adapazarı, Şenpazar. Hani balık. Adapazarı kalmadı ya. Adapazarından geçiyorsun ileride zaten. İleride Ankara'ya Sakarya. Doğru. Ankara'ya doğru diyorsun yani. Bolu tarafından. Bolu'dan aşağı dönüyorsun. Eyvallah.
vardı. Kesin gelirim. Kapaktan içeri girdim mi? Kesin gelirim. Körün tezgahı var diyorsun. Körün tezgahı mutlaka gelirim. Körün tezgahına düşüyorsun diyorsun yani. Ne bileyim işte, semtemiz burası bizim. Yaşarız. Eyvallah burada. Eyvallah, en güzel o. Yani sizden nasılsınız bu arada? Yalnız Cemil ne yapıyor? Ben çok yalnızım ya. Şimdi yani bunu söylemek istemem ama. Madem sordun. Evet. Çok yalnızım ya. Ne dedin? Çok yalnızım. Hepimiz öyle dedik yani. Öyle de. Ne bileyim, ben öyle de yalnızım. Bir yerde yani öyle. Bir çift bile bulamıyorum kendime. Öyle de. Hani iki laf edeyim. Geçen gün ağladım. Sonbahar gelmiş. Pencereden dışarı bakıyorum. Sen uyuyorsun birader. Kış geldi. Kar yağıyor dışarıda. Başladı mı kar? Başladı tabii. Geçen gün sonbahardı. Kış bugün geldi. Geçen günler hep sonbahar oluyor zaten. Geçen gün sonbahardı. Pencereden dışarı ondan bakıyorum. Ondan sonra kış gelir. İlkbahar yaz. Hadi denize. Çapada manitalar ince ince sürülür öyle. Evet. İlla ki hani şekilli çocuğuz biz de. Eyvallah. Doğrusu bu tabii. Sizler de hani ne bileyim tanıdığım kadarıyla öyle yakışıklı çocuklar. Fena değiliz. Gerçi benim yani için... Sen hele sen var ya hani... Benim için kel... Mete benim için kel ve şişman diyorlar. Doğru mu bu ya? Metin, yapma be. Metin diyor hep bunları. Var doğru ya, lan. O puş var ya Metin. Hep böyle söylüyor. Hani falan abi diyorum hani sesini kes ortamlarda ne bileyim hiç konuşma. Ama anlatamıyorum herife. Metin var ya o. Metin, Sarı Metin tanıyorsunuz değil mi? Beşiktaşlı diyorsun sen. Beşiktaşlı mısın? İler durakta dinle. Ha, bilmem onu. Tanıksınız gördüğünüz. Ya Sarı Metin şeyde Boğaziçi'nin orada kokoreç yapan değil mi ya? Hayır. Ha, onu tanıyorum. Bu Selim Paşa'da. Çok güzel bir kafeteryası var öyle. Selim Paşa yanar, nerede ya? Yanar o. Affedersin, Selim Paşa nerede? Selim Paşa Silivri'de. Abi, Silivri. 100 kilometre sonra. Çerkezköy'e doğru diyorsun. Devam et, bulursun yani. Hudut'tan Ertuğrul'e geliyorsun, geçiyorsun, yürüyorsun falan filan. Eyvallah. Yani. Peki sayın dinleyen, çok teşekkür ediyoruz. Bir dakika, Springsteen çalacağız, hiç şey yapmayın yani. Dinleyeceğiz de arkadaş bir şey sorayım. Gerginlik yapmayın yani. Nedir? Bu muhabbetimizi sevdiniz mi? Eyvallah, nedir? Yani dediğim soru... Ne zaman? Ha pardon, ne zaman program yapıyormuşsunuz siz? Biz program yapmıyoruz ya epeydir. Kaybedenler hani o şekli ne zaman? Hani epeydir yapmıyoruz, yani? O da geçen gün arkadaşlarla içiyoruz. Ya dedik, niye biz program yapmıyoruz epeydir ya? İnan ol, ben de hep bunu düşünerekten içiyorum. Bu adamla niye hani... Yapmıyorum. Öyle vallahi. Hani hangi geceler çıkıyor diye kahrediyorum, asılıyorum öyle. Bir dünya hani ne bileyim. Öyle tabii. Yerler. Öyle tabii. Yani. Eyvallah baba. Kaçıyor, kalıyorum öyle bir çare. Eyvallah. Yalnızlıktan dolayı ne bileyim hep böyle konuşayım istiyorum. Ama hepimizin şey anlamıyorlar. Hepimizin arkadaşlarım beni anlamıyorlar ve beni dinlemiyorlar. Ne bileyim yalnızlıktan dolayı dedim ben de hani radyoları kurcalayayım. Baktım sizin muhabbetiniz var bir gece. İkinci gecede dedim bak nasıl oluyormuş hani güzel muhabbet ediyorsunuz. Tırnak makası üçüncü var mı? Üçüncü gece ben var. Sizin telefon gerçi numaranızı kaptım. Çok uzamış şunlar ya. Çok pis lan tırnakların. Şunların arasında ben şey yapar mısın? Abi. Yalayayım mı? Sever misin? Hiç sevmem. Ama yalnız... Tırnak arası ya temizlemeyi sevmez misin sen ya? Ya kendi tırnaklarımı temizlemeyi seviyorum. İyi. Ya peki, çok yalnız olduğum zaman. Değerli vaktinizi varsa kaldım. Varsa bir şey versene. Tırnak makasını versene. Eyvallah. Görüşürüz. Eyvallah hocam. Kendinize eyvallah iyi bakın. Eyvallah. Eyvallah görüşürüz. Eyvallah. Hep beni düşünün. Eyvallah. North East Ohio. North East Ohio. Family was lined in yellow green. They built a blast furnace. They were long shore, and they made the cannonballs that helped the Union win the war. Here in Youngstown, here in Youngstown, my sweet Jenny, I'm sinking down here, darling, in Youngstown. Well, my daddy worked the furnace, kept them hotter than hell. I come home from now, I'm working my way to Scarford. That job would suit the devil as well. They were tacking that coke and limestone, fed my children and made my pay. Them smokestacks reaching like the arms of God into a beautiful sky, soot and clay.
in Youngstown, here in Youngstown. Sweet Jenny, I'm sinking down, here, darling, in Youngstown. Well, my daddy come on the Ohio Works when he come home from World War II. Now the yard's just scrap and rubble. He said them big boys did what Hitler couldn't do. Yeah, these mills, they built the tanks and bombs that won this country's war. We sent our sons to Korea and Vietnam. Now we're wondering what they were died for. Here in Youngstown, here in Youngstown, my sweet Jenny, I'm sinking down, dear darling, in Youngstown. From the Monongahela Valley to the Mesabi Iron Range, to the coal mines of Appalachia, the story's always the same. 700 tons of metal a day. Now, sir, you tell me the world's changed. Once I made you rich enough to forget my name. In Youngstown, in Youngstown. My sweet Jenny, I'm sinking down. Here, darling, in Youngstown. When I die, I don't want no part of heaven. I would not do heaven's work well. I pray the devil comes and takes me to stand in the fiery furnaces of hell. Yapma be. Ne pisliği lan, temizlik yapıyorum. Tırnaklarım kesiyor. Pis çakılar çok şey ya. Babaannem döverdi bizi geceliğin kestiğimizde. Tabii uğursuzluk bir şey yapar. Uğursuzluktan değilmiş. Musluktan su akmıyordu o yıllarda evin içinde. Çeşmeden taşıyorduk. Kovalarda tabii sular. Hani böyle fırlar, mikserin içine kaçtı ya demin. He, onun gibi anladım. Ha, kovanın içine girer falan, pislik olur diye şey yapıyormuş. Rahmetli Allah şey yapsın, toprağa şey olsun yani. Antarktika'dayız. Kutup kuşu üzerine bir araştırma projesinde çalışıyorum. Daha genç. Gencim yani toplam skor sayım 2'li şeylerde. Vallahi o kadar gencim yani. O kadar gencim. Bir zamanlar ben de gençtim. Bir zamanlar hepimiz gençtik. Hatırlıyorum da 5 sene evvelini. Bir ton arkadaşım vardı, biliyor musun? Bir ton var. Bir ton arkadaşım vardı. Artık bulmak çok zor. Dost bulmak zor, arkadaş bulmak zor. Kız bulmak apayrı bir zor. Bebeğim, törpün var mı senin ya? Neyim? Bir şu ayak tırnaklarımı törpülesene ya. Çok şey istedin ya birden beri. Çok zorladın ya. İçimden geldi. Olmayacak mı bizim böyle bir kadınımız hayatta ya? Olur bu arada. Ha? Almayacak mı ya? Niye olmasın? Benim bir kez olmuştu.
Sonra ne oldu? Sonra bir başkasının da oldu. Kadınlar böyle işte zaten. Evet. Yani bu şeyin doğasında var yani. Evet. Doğanın doğasında tamam, var. Tamam, evet. Öyle yani, kuş misali. Özellikle kadınlar yani. Tamamen öyle. Öyle yani. Geçen gün... Eyvallah seni dinleyenler. Mersin. Eyvallah. Geçen gün dedim, ya değer mi dedim. Değer mi ya dedim. Ondan değil dedim. Neden diye sormadım. Yani ondan değilse neden diye sormadım. Korktum çünkü. Evet değerli kent dinleyenleri, Kaybedenler Kulübü bugün şu şeytan tırnaklarından da nefret ederim ya. Nasıl kesiyorsun lan onun tırnağını? Hangi tırnağımı? Makasla tırnak kesiyorsun oğlum. Makas değil, sivis. Çakı yani, her erkeği. Anlıyorum, bizim de var da yani nasıl kesiyorsun? Kaybolması gereken şeylerden biri yani. Bu sivis de yapamayacağın birkaç şey var yalnız. Hayatta. Bir tane oraya tırnağım düştü, onu bir şey yapar mısın? Ne anlatıyordum? Evet, bugün kahve içiyorum. Amaretto kahve içiyorum. Amaretto bende beni hep yaklaşık 4-4,5 yıl öncesine götürüyor. Amaretto lafı, Amaretto şişesi, acı badem kokusu, evet. Acı badem likörü. Evet. Acı bademle ilgili çok fazla şey aslında beni hep sanıyorum 3,5 ya da 3,5-4 yıl kadar öncesine Kadıköy'e, Kadife sokağa götürüyor. Bir akşam üstüne götürüyor. Sırtımın sağ tarafını ısıtan bir şömine diye hatırlatıyor hep. Arkamda yanan büyük şömineyi. Rabzat yanımda oturan ve bana kürdanın ucunda asılı duran bir takım işte hamur ve sosis parçalarından oluşan bir tür sandviç ya da kızarmış sandviç yediren bir kadını hatırlatıyor. Benim içim acıyor bir şekilde. Bir şekilde acıyor benim. Neyse bugün Urgun'da Cafe Amaretto'yu görünce Cafe Amaretto dedim bir tane. Sonra karşımdaki anlattı. Dedi bundan yıllar önce sırf bu yüzden kırık bir not almıştım dedi. Nasıl dedim. Je ne suis pas, je ne sais pas. Hayır dedi, bunlarla bir alakası yok. Daha çok dedi Strabon. Yani dedim, hocam sormuştu dedi. Yani hava nasıl bugün diye. Yağmurlu bir havaydı dedi. Lodos sonrası sıcak ve iri taneli bir yağmur yağıyordu dışarıda dedi. Tamam dedim. Yani hava çok iyi. Ve bana 40 not verdi. Sonra çok anlatmaya çalıştım. Aslında yani hava kötü değil bu. Hava benim için hakikaten çok iyi. Bu hava çok güzel benim için. Yani doğru cevap verdim. Ama bunu anlatmadı bana dedi. Ya yani bu bunu anlamadı dedi ve 40 notu vermeye devam etti dedi. Dedim bunu mezara götüreceksin değil mi sen dedim. Ya yani bu manasız anıyı. Anılar anlatıldığında şey olmaz mı? Gitmez mi?
Anılar anlatıldığında acıtır. Ama kalır mı yani? Eğer anlatılıyorsa o şu kadar zaman sonra, evet, o zaten işte mezara gidecek olan manasız şeylerden biridir. Ve galiba yani mutluluk veren anı yoktur. Aslında bir şekilde anlatılan her şey, yıllar sonra anlatılan her şey, bir şekilde yıllar sonra anlatılan her hikaye bir şekilde gerçektir. Çünkü ve bir şekilde birisi o hikayeden geri dönmüştür. Evet. Yani bir şekilde bir şekilde yani şöyle ya da böyle bir şekilde geri dönmüştür. Yani eğer herkes ölseydi zaten anlatacak kimse kalmazdı. Aristo mantığından yola çıkarak bile bu noktaya ulaşmak mümkün. Zaten hikayeler iki ayrılır biliyorsun. Yani gerçek hikayeler ya da gerçek olması gereken hikayeler. Sonra ben bir şey anlattım. Yani insan dedim ya, sabahları hep kötü uyanırım tek bir durum dışında. Yani sabahları kendimi neşeli hissettiğim, kendimi iyi hissettiğim tek durum sabah kalktığımda etrafı bembeyaz görmektir dedim. Yani akşam yattığımda olmayan bir beyaz, beyazlığa uyanmak. Bu dedim yani. Bu ve o gün dedim yani. İlk uyandığım ve ilk beyazla karşılaştığım o gün yediğim o sucuklu yumurtanın lezzetini hala da unutmadım dedim. Yani bir şekilde unutmadım dedim. Unutamıyorum yani. Hı hı. Bu çok manasız bir alan. Çok manasız bir yer kaybı aslında bellekte ama yani bunu hayatım boyunca taşıyacağım. Kokular da böyle. Evet. Kokular da böyle. Ki sana en çarpıcı anım da şeydi. Bu bağlamda yine unutmadım. Yani yine yani hiç belki de hiçbir gereği olmadığı halde tüm hayatım boyunca taşıyacağım bir başka anı daha. Çok belliydi yağacağı. Tıpkı bu akşamki gibi. Bekleyeceğim dedim. Yani bunu kendime dedim ve sanıyorum sesle ifade etmedim. Çünkü zaten yalnızdım. O yıllarda çok fazla King Crimson dinliyordum. Eğer yani tek başına King Crimson dinleyebiliyorsan zaten bir ters bir şey var demektir orada. Evet. O yıllarda çok fazla King Crimson dinliyordum tek başıma. Özellikle Lark Tongues in Aspic Town, Exiles çaldığında ve kış değilse ve hafif bir rüzgar varsa pencereden içeri gelen çıkıp o rüzgarın üstünde yürüyebileceğim gibi bir hisse, sanal bir duyguya kapıldığımı gayet net hatırlıyorum. Bir kere denedim bunu ve yürüdüm. Neyse bu başka bir hikaye. Bekleyeceğim dedim çünkü bilmiyorum, belki müzikten, belki o günün etkisinden o sabah neşeye kalkmayı istemeyecek bir haldeydim, belki ondan bilmiyorum. Çok zaman geçti üstünden çünkü çok gençtim. Hala da iki haneli skorlardaydım toplam. Skor anlamında söylüyorum. Yani bir dosya kağıdı, bilemedin iki dosya kağıdı. Taş çatlasa yani. Neyse. İşte o yüzden bekledim yani. Hani şeyin de Lynn Blake'in de dediği gibi hani neşeye doğar kimisi sonsuz geceye, ya sonsuz geceyeydim o dönemde. Olmadı. Başlamadı yani. Başlamadı ve ben giderek sıkılmaya, giderek gerilmeye
giderek sigara bile içemez hale gelecek kadar çok sigara içmeye başladım. Sonra yattım. Kalktım. White Night Satin yani. Bembeyaz zordu. Bu da çok manasız. Evet. Yani dinleyen herhangi biri için evet. Ama oradaki bir şey gidecek işte. Evet değerli kent dinleyenleri, kaybedenler kulübünün bu akşamki konusu mezara kadar götüreceğimiz böylesi anlamsız anılar ama derin anılar. Hatta bir dinleyenimiz var. Alo. Alo. İyi akşamlar. Happy birthday. Buyurun. İyi akşam. Ben Serdar. Serdar Bey merhaba. Uzun bir ayrılık geçireceğiz. Bu akşam Perşembe akşamı son akşama. Evet. Pazartesiye kadar. Buyurun Bodrum'a gelin. Bodrum'a gelin. Yok. Bodrum'a falan gitmeyeceğim. Ben şu anda Kadıköy'deyim ve şeydeyim. Kadıköy sahillerindeyim. Her zaman olduğum gibi. Olimpiyattan çıktım. Of. Sizi bir arayayım dedim. Dinleyemiyorum maalesef. Yani eyvallah. Şeyim, radyom, Walkman'im bilmem neyim yok. Ne meze ne vardı? Ne şey meze, var. Güzel ama. Şeyler vardı. Keyifli şeyler. Olimpos vardı. İyidir ya. Şey. Evet. Olimpiyat. Olimpiyat. İyidir evet. Fenerlidir orası. Evet. Sağlam bir kere. Değerlendiydi Olimpiyat. Yalnızım şimdi. Kadıköy'de gönderirseniz tabii hanımı, çocukları Fethiye'ye yalnız kalırsın. Fethiye'de evet. Ben biliyorsunuz Göcek'teyim yani. Göcek'i biliyorsunuz. Ha. Göcek'i biliyorum ya. Göcek'i ben de biliyorum. Biliyorum da yani. Maalesef biliyorum. Yani çok üzülerek söylüyorum. Göcek'i biliyorum. Ya öyle evet. Bir yer var olması, bizim şu anda burada olmamız hakikaten çok can sıkıcı bir şey. Evet, Göcek'teyiz evet. Yazın. Son alışverişleri yapıyoruz tekneye. Evet. Ben şöyle bir baktım şeye, buzdolabına. Tırnağımı kesiyorum, kusura bakmayın. Yok, estağfurullah. Baktım. Ya dedim, balık yemeyeceğiz mi ya dedim. Çömezim tabii. Nereden bileyim? Daha önce hani tekneye çıkmışsak da 3 gün 4 gün takılmışız. Şey olmamış, hep balık varmış. Niye 10 ya? Gün teknedeyiz, ne yiyeceğiz? Sen yok muydun şeyde o Pasifik'i geçerken? Ya hep balık vardı galiba. Çok balık vardı ya. Hep çok balık vardı. Balık diyor. Ya dedi, tutacağız dedi kaptan. Balık dedi, tutacağız dedi. Tutamazsak da zaten dedi, gelen teknelerden alırız dedi. Sorun değil dedi. İşte son alışverişleri yaptık. Evet. Çok lapa var orada ya. Çok lapa var. Lapa yeş, yenmiyor ya lapa. Akra bilmem ne. Akra duman oluyor. Şey. Akra sonuçta et yiyen bir balık olduğu için şey oluyor yani. Lepet oluyor da. Göceğin nesini seviyorsunuz? Neresini hep Göcek'ten tekneyle kalkma anını çok seviyorum ben. Ben Göcek'ten motorla geçme anını seviyorum. Göcek'ten hep geçtim ben motorla. Evet. Ve hep o bir aslında büyük geniş bir virajdır. Evet. Yol hep birileri oturur yolun kenarında. Evet. Ya araba beklerler, bir şey beklerler. Orada duman yavrular olur hep. Ve hep içimden şey geçer. Ulan yani şu yavrulardan biri el etse. Ha, dursan. Ha, ne güzel söylüyorsun. Ha. Al sen motora. Ortaca'da bir çay içsek. Evet. Şey de güzeldi, hatırladım şimdi. Belediye otoparkında günlük otoparkta araba bırakma bedeli 500 bin liraydı geçen yaz. Evet. Bir hafta bırakıp peşin 3,5 milyon verdim. Hatta 4 verdim, 500'de şey olsun diye. Bahşiş. Çok pahalı bir metabı. Geldiğimde arabam yıkanmış ve hazırdı. İçinde temizlemişlerdi. Yavaş yavaş onlar da uyanıyorlar ama yani. Bir de çok saygın davranmış herif. Arka koltuğun arkasında, yani ön koltuğun, benim otuzum koltuğun arkasında birikmiş olan şişeleri çöp torbasına koymuş. Hani belki saklıyorumdur, atmayacağım. Şey duygusuna kapılmış. Sen o arka koltuktaki o kullanılmış prezervatifleri sonra şey yapıyor musun? Kullanıyor musun? Yok, recycle olmuyor prezervatif. Niye arka koltukta biriktiriyorsun onları? Nerede biriktireyim? Oğlum bari ağzını düğümle falan lan. Geçen gün şey yaptım, arkaya oturmam icap etti. Islandın mı? Kerim. Benim kontrolüm yavaş yavaş bitiyor. Eyvallah. Dediğim gibi Kadıköy sahilindeyim. Size ulaşmak istedim. Sesinizi duymak istedim. Eyvallah. Her ne kadar radyoyu şu anda dinleyemesem de
keyifle sesini duyuyorum, seviniyorum. Hoşuma gidiyor. Eyvallah. Hafta ortası. Evet. Yine Göcek'teyim inşallah. Hafta sonu geleceğim. Bir iki gün kalıp geleceğim. Yani bu hafta için söylemiyorum. Yani önce pazar, salı gibi. Oradan size Göcek havası getireceğim. Eyvallah. Telefonla ileteceğim o Göcek havasını sizlere. Eyvallah. Kadıköy'de dedim ki dolaşıyorum ya. Yani. İstanbul'un G noktalarına dolaşıyordum. Evet. Bir arkadaş buldum. O baktım ki peygamber böceği, hemen terk ettim. Doğrusu. Kelleyi korumak lazım. Geldim. Bir telefon açayım. Benim dostlarımız, arkadaşlarımız, hepimizin dostum, bakın ne yapıyorlar, ne ediyorlar. Aynı işte. İçiyoruz arkadaşlar. Hep beraber. Başka ne yapacağız yani? Çok yalnızız bize. Evet. Bu yalnızlık güzel bir şey ama. Yalnızız yani. Yalnızlığın büyük keyifleri var. Beraberliğin de büyük keyifleri var. Şurası. Ama mutlaka görüşeceğiz, edeceğiz. Eyvallah. Yalnızlığımızı paylaşacağız. Eyvallah. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. İyi yolculuklar şimdi. Teşekkür ederim. Hoşçakalın. İyi akşamlar. Hoşçakalın. Hafta sonu bir Bodrum yapalım mesela sende ya. Koy. Sakindir, kimse yoktur. Çupra boldur. Değişmez sorumuz, nedir ki sonumuz? Toprak değil mi erkeni geçir? Aldırma sen, doldur be meyhaneci. Koy. Doldur. Efkarlandım yine bu gece. Koy. Dostlar bitmeden gizlice. Çok ülkeler gördüm, çok diyarlar gezdim. Öğrendim alemin sırrı nedir? Dünyanın merkezi bu meyhanedir. Koy. Doldur bak, efkarlandım yine bu gece. Allah be. Koy. Dostlar gitmeden gizlice. Ölürsün dediler, dün içirmediler. Sanki sarhoş oldum bilmem neden. Çıkmam tövbe bir daha meyhaneden. Koy. Doldur bak, efkarlandım yine bu gece. Koy. Koy. Dostlar gitmeden gizlice. Lay. Doldur kardeşim, doldur ya. Meyhaneci koy. İçki koy ya. Hadi şerefine. Sağ ol baby, sağ ol ya. Terk edecekler nasıl olsa, biliyorum değil mi sen de? Sağ ol. Geri durmam yani. Olur. Şimdi ben şeyi gönderdim. Recep! Gönderdin mi bu şeyi? Neydi? Onayladık mı? Ha, faksladılar. Kaçta çıkacağız? 800 kilometre değil mi? Aşağı yukarı. İşte
10 saat falan sakin sakin gitsek, 2 yemek yesek 10 saat. 10 saat. Demek ki 8'de çıksak 8'de oradayız. Düz hesap oldu biraz. Evet, oldu tabii. Ben Şehrazi'yim. 11 gibi çıkalım. 8'de olalım diyorsun. 10, 10.30 gibi çok sakin gidersek. Yani sıkılmazsan bir şey anlatacağım. Bu bir tür yol anısı olduğunu varsayabiliriz. Okay, ben öyle anlatayım yani. Ben içerideyim, sen içeride. Şeyden bu Adapazarı'ndan otobana girdiğimiz yer var ya. Hani McDonald's'ta duruyoruz. Ondan hemen önce otobana girdiğimiz yerden McDonald's'a kadar Bilecik sabah diyorsun. 40 km. Şeye abanmışım gaza. Allah Allah. Arabada gidiyor o gününde. McDonald's'ta durduk. Arkadaşlar içiyoruz işte. Sen de oradaymışsın lan. Seni gördüm. Sanki sözleşmişiz gibi yani orada durmak üzere. Allah'ın şeysi işte. Saatime baktım. Kilometreye baktım. Ortalama 110 kilometre civarında bir hız yapmışız. Saatte. Sonraki bir saat fazla şey yapmadım. Zorlamadım. Saate baktım. Kilometre göstergesine baktım. Yani ortalama 110 arası bir yol almışız. Demek ki bu yolun bir hızı var ve bunu aşamıyorsun. Absolut. Biz buna proje hızı diyoruz zaten. Muhtemelen yani. Bunu yapan adamlar bunu daha önce düşünüyorlar. Düşünmüşler. Ben de böyle şey yaptım. Bunu düşünüyorlar. O yolu siz mi yaptınız? O yolu biz yapmadık. O yolun biraz ötesi. Yapmış olamazsınız çünkü babam yapıyordu o yolu. Ben şu kadardım. Ha, biraz ötesini biz yaptık. Kıçını da yırtsa. Evet, olmuyor. Yani. Bir yolun proje hızı. Denedim. 90'sa ancak bir saatte 80 kilometre yol alabilirsin. Evet. Yani hiç domates mevsimi olmadığını düşünüyorum. Bile yani. He yani anlıyorum. Eğer bir yolun proje hızı 120 ise kilometre bölü saat. Evet. Yani kıçını yırtsa av edersin. 110 kilometre yol alırsın. O yolda tabii, 120 zaten biliyorum. Evet. Proje hızı 120 o yolun. Tabii eğer şey kullanmıyorsan. Magna kullanmıyorsan. Evet. Alo. Buyurun. İyi akşamlar, iyi geceler. Size de buyurun. Bu sıkıcı akşam ve bu sıkıcı programda bizi niye aradınız ya? Benim de canım sıkıldı. Bir arayayım dedim. İyice sıkılalım dediniz hep beraber. Eğer canı sıkılanlar aramaya başladıysa işimiz zor. Yok, size abi diyebilir miyim? Hayır. Bana diyemezsin. Tamam. Keşke ben o arayan kadınla gidip yatsaydım ya. Şimdi çok sıkılıyorum mesela şimdi. Şimdi anca gidirdin ha. Bırak şimdi, niye? Başımdan geçen bir olayı anlatacaktım. Alo? Ben bir gidip yatayım geleyim ya. Mehmet'le çay içmek bile bu sizin muhabbetinizden daha iyi sayın dünyaya. Tamam, ben anlatayım. O zaman muhabbeti siz karar verin. Mehmet, ben mi gidip yatıp geleyim ya? Baya. Çok yalnızım, yapma lan bana böyle bir şey. Şimdi ben yalnızlıktan başka şeyden değil ki. Yoksa ne şey yapayım yani. Geçen gün yalnızlıktan Çetin'le konuşuyoruz. Baya. Baya konuşuyorsunuz yani. Konuşuyoruz. Conversation yani. Çetin bile benimle konuşuyor yani. O civarda yalnızız. Vay canına. İnsan nerelere geliyor ya? Mistano'nun 12 nolu sayısını çekmişim. Allah çok şükür ya Rabbim. Dolayısıyla iyi bir günün başlangıcındayım. Bu belli, kendini belli etti. Çetin çıkartıp ilk 110 orijinal 110 sayının orijinal isimlerini ve bunun bir an önce tercümesi gibi bir laf etti. Ben de dolayısıyla İtalyan ekolünden gelen arkadaşlarımı şöyle bir şey yaptım. Taradım yani kim vardı kim yoktu diye. Sonra havale ettim işi. Bir an çok yalnız olduğumu hissettim bunları yaparken. Arkadaşın evindeyiz. Daha önceden aldığım istihbarata göre en azından yarım şişe kadar bir absolut var. Demek ki elim boş gidebilirim. Her şey yolunda. Prensibinden yola çıkıp eve gittim.
Neyse, Mehmet her zaman olduğu gibi çay içiyordu. Rafa gittim. Abzu Otel attım. Böyle bir şat aldım kendime. Tak diye attım. Olmaması gereken bir şey var. Tınısı var sıvının. Allah Allah, ben hiç içmem böyle bir şey. Nereden çıktı bu derken? Alkol yoktu herhalde. Içinde. Kokladım. Suymuş. Allah Allah. Neyse. Önce bak, bu da enteresan bir anı. Önce olayların rastlantısal olduğunu düşünüyordum ki yine bir arkadaşımın tesadüf yoktur, örümcek vardır lafı üzerine bunların kasıtlı oluştuğunu, bunların başıma kasten geldiğini ve orada duran özel mamul Martel'i sonuna kadar içmem gerektiğini düşünmeye başladım. Sonra sızmışım. Martel biraz şey ağırdı. Öyle işte, yalnızdık gene sayın dinleyen. Bir yanlış anlaşılma olmasın. Estağfurullah. Sen canını sıkmışsın. Hiç önemli değil. Hiç önemli değil. Babaannem çok sıkıcı bir laf söylerdi. Evet, dinliyorum. Sıkıcan iyidir, çıkmaz. Evet, çıkmaz. Hakikaten çok sıkıcı. Tuvalette zorlanınca çıkar. Çok seviyesizsiniz sayın dinleyen. Çok seviyesizsiniz. Biz de fena değiliz ya. Bu konuda biz de fena değiliz aslında. Biz iyiyiz bu konuda. Biz bu konuda iyiyiz diyoruz. Eyvallah sayın dinleyen. Estağfurullah. Eyvallah. Mastürbasyon yapın. Evet. Yaptınız mı bugün? Geçici de olsa taze nane yemiş şeyi hissi verir. Öyle öyle öyle. Hakikaten öyle. Evet. Öyle evet. Ay, yağmur var İstanbul'da. Önce yağmur var İstanbul'da. Evet, herhalde bunu çalmamız gerekiyormuş bugün. Niye, birisinin doğum günü falan mı var? Kısmen, Edo. Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, it's such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on. Just a perfect day. Problems all left alone. Weekenders on our own. It's such fun. Just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else, someone good. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on. Yeah.
to read just what you saw. You're going to read just what you saw. Geçen gün ne yiyordun Kaan? Evde ne konuşuyorduk koptuktan? Bu hani bu iyi bak falan diye. Hatırlıyor musun böyle bir şey? Hayır. Oğlum Allah kahretsin ya. Il Pompino. Hayat böyle. Unuttuğumuz, daha doğrusu unuttuğumuzu sandığımız şeyler de ben oluşuyor belki de. Çok karamtarım bugün ya. Çok mu yalnızım ben ya? Bir düşüneyim bir dakika bunu. Evet. İyi. İyi yani. O değildi. Kim lan bu Erol Egemen? Oğlum bunu düşünmekten yoruldum lan ben artık. Yani yok orada arkanızda duran adam oydu. Yok o gün orada bilmem neredeki adam oydu. Yok sizden önce şu sandalyede oturan adam oydu. Nedir abi bu ya? Bu gizem nedir ya? Geçen gün pompaya koşuyoruz. Ya bir şey soracağım dedi. Sor dedim. Ya Erol Egemen'le görüşebiliyor musunuz? Yani görüşüyor musunuz dedi yani. Falan. Öte seksim kaçtı ya. Sabaha kadar kanca yani öyle böyle değil. Geçen gün kabinette arkadaşla oturuyorum. Bayağı uzun uzun bir şeyler anlattı bana. Yarım saat falan. Oldukça ciddi bir şeydi. Melanj içiyorum ben her zaman olduğu gibi. Kafinette melanj içiyorum. Melanj ne kan? Bir tür fremen şey içeceği. Niye bu, içiyorsun böyle bir şeyi? Göz aklarım mavi olsun diye. Bu bir ihtiyaç mı? Hayır, bir özlem. Anlıyorum. Aha. Neyse. Sanıyorum şey bitti, konuşması bitti. Ve bu yarım saat boyunca anlattı şey sonunda sanıyorum bir soru cümlesiyle bitirmiş olmalı ki benden bir cevap beklercesine yüzüme baktı. Ki ben cevabı verdiğimde anladığım kadarıyla o doğrultuda konuşmaya devam edecek en az bir yarım saat daha. Ya dedim. Benim Boxer koleksiyon direktörlüğümü üstlenir misin? Evet. Sonra uzun uzun şey üzerine konuştuk işte. Yani bir Boxer askısı nasıl olmalı? Boxer'lar renklerine göre mi dizilmeli? Kütüphanenin neresinde yer almalı. Bir erkeğin kullanımda kaç boxer ve kullanıma hazır kaç boxer olmalı gibi teknik konular üzerine uzun bir sohbet ettik. İşe aldı. Bir yük kalktı sırtımdan Mete. Evet, çok önemli, çok önemli. Yani böyle bir takım insanın kişisel yüklerini birilerini asker etmek yoluyla devretmesi. Bir takım tabii işte hafızada yer açıyor. Yani her gün düşündüğüm bir şey düşünmeye başlıyorsun. Örnek vereyim. Geçen sene yani 98'de bu yıl için ben Guinness'in
Orta Doğu işte satış müdürü, halkla ilişkiler müdürü vesaire bir takım yetkili kişilerle masaya oturdum. İçiyorsunuz. İçiyoruz bir taraftan da iş konuşuyoruz. Ya bir takım onların formalite soruları işte yılda kaç litre Guinness içiyorsunuz vesaire onları doldurdu. Sonra sponsor aldım mesela işte pazartesi sabahları teslimat yapılıyor eve. Bir gerginlik kalktı be Kaan. Eve giderken acaba alayım mı almayayım mı evde var mıydı yok muydu? Kaldı mı kalmadı mı? Yani bunlar çok önemli ya. Ben de bugün Derya Suyu aradım. Ya dedim ben sizden iki günde bir su alıyorum ya. Bir bidon su alıyorum dedim ya. Bana fatura verin ya dedim. Öyle. Öyle. Fatura, ya aylık fatura gönderin dedim ya. Her seferinde fiş gönderin kardeşim ya dedim. Öyle. Tamam abi 2 milyonluk kessem yeter mi dedi. Yeter. Yeter dedim tabii. Yani niye sorun edeyim Mete bunlar ya. Ya böyle şeyler işte bunlar bizi yıpratıyor Kaan be. Ama hayat böyle küçük şeylerden şey ibaret yani. Sana küçük yalnızlık dokunuşlarından ibaret yani. Geçen gün pencereden dışarı bakıyorum sonbahar. Kaloriye dayamışım. Tatlı da bir sıcak geliyor. Bayağı dayamışsın ya. Kaloriferde. Öyle pencereden dışarı bakıyorum öyle. Bir akasya ağacı var. Yaprakları iyice sararmış. 3-5 tane yaprak kalmış üstünde. Onları takip ediyorum. Hangi rüzgarda hangi yaprak düşecek? Ne zaman düşecek? Abi baktım 2 tane kumru. Bu dalın üzerine konmuşlar. Böyle tüylerini kabartmışlar. Birbirlerine sokulmuşlar. Ya dedim çok mu yalnızım ben ya? Ağladım orada ya bayağı. Bayağı ağladım yani. Kalorifer de şey. Bayağı şey yani. Anlıyorum. Buyurun sayın dinleyen. Estağfurullah. Ben dinliyorum gerçekten. Bodrum. 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 Evet Bodrum. Buyurun Bodrum. Buyurun Bodrum. Ha evet. Bodrum. Bodrum. Ne Bodrum abi? Bodrum. Ne Bodrum abi? Bodrum Bodrum. Bodrum'a hayatımda 2 kere gittim. İyi. Yani hiç fena değil. Hiç gitmeyenlere de rastladım ben. Ha, yani, bu, yani bir kere gitmekten daha iyi. Yok, en azından. Genellikle Marmaris'i tercih ederim de o anlamda. Marmaris'te Salim Baba var. O bölgeye Salim Baba bakıyor. Eyvallah. Sorun değil. 91'den bu yana düzenli olarak Marmaris'e gidelim. Peki bir şey oldu mu? Yani bir şey... Yani... Yani bir şey oldu mu ne bileyim daha mı ya, babam şey der bu tür durumlarda oğlum delikli mi çıkacak ya der. Yani tamam bütün sucuklu yumurtayı sen ye de yani delikli mi çıkacak yani. Hakikaten hiç yani. Çıkmayacak. Aynı çıkacak. Yani delikli yani. Çıkıyor mu yani yok, 11 boy... yıldır Marmaris'e gitmek. O manada sordum. Ne haysiyetini yapıyorsun yok, arkadaşım. Babam komünist benim çünkü hiç sağ solu belli olmaz yani. Ben kendim öyle. Çok mu yalnızsın ne oluyor sana ya. Ben çok yalnızım. Sen yalnız değil misin? Ben başından beri çok yalnızım ya. Bir partiye ihtiyaç var. Ya fena fikir değil ya. Bir, hakikaten bir çok yalnızlar partisi yapsak ya. Ne diyeyim? Gece kıyın 16'sı benim için çok müsait. Çok iyi fikir. Kaçı dedin? 16'sı. Tamam. 16. Bir bana dakika uyar. Bakayım. Bir dakika. Şu telefonu veririm. 16'sında Bodrum'da olmayalım yalnız. Bir bakayım şeye. Schedule'a. Alo. Kaç dediniz sayın dinleyen? 16 dedim. Alo anne. 16 Aralık. Ha merhaba Kaan ben. 16. Ay yok radyodayım ya. Yayındayız. Bir şey soracağım sana. Tamam. Ya. Bana uyuyor. Anne bu Aralık'ın 16'sında ne pişireceksin? Kargada mı şey yapsak? Karga olsun. Karga iyi, iyi mekan yani. Sağ nasıl abi. Ya? 9 desek 9 gibi falan. 9 iyi. Ya onu i̇yi geçen ya. Hafta pişirdin anne. 9 iyi. Bir buçukta zaten içki servisini kapatıyor. Lan bu herifte yanmıyor çakmıyor. Zilçeri ayrı pişiyor. Aman. Anne bak şöyle yapalım. 16 mı? 16, 9. 16 diye konuşalım. 17'sini aktar sen fırın makarnayı. Hı. 17'sini aktar. Zeytinyağı yemez. Çok yemez barbunyadan. Ha. Tamam bir gün eksik olsun. Tamam. Tamam barbunya kalsın. Çay yap. Hindili bamya falan yap 16'sında. Tamam mı? Yani çaya atalım. Teyzeye selam söyle.
Kaan. Efendim? Teyzeye selam söyle benden. Eyvallah. Kaan'cığım selam söyle. Söyle. Çocukların selamı var anne. Tamam öyle yapalım anne o zaman. Tamam oldu. Hadi selam söyle. Eyvallah. Tamam bir şeyim yok, işim yok benim. 16'sında. 16'sı tamam mı? Okey. Ya boşalttım yani. Yani fırın makarnayı 17'sini aldım. Biz ayrı bir şey çıkıyor da. Program ona göre. Yani hangi gün... Bir erkeğin... Yani nasıl uyandığı kadar... ya hangi gün ne yiyeceğini bilmesi de çok önemli bence. Evet. Yani ben mesela... Yani bu akşam eve gittiğimde ne yiyeceğimi biliyorum. Bu iyi bir şey. Bir çoban yoğurt kalmıştı kasenin dibinde. Bir de büyük ihtimalle Mehmet'in açıkta unuttuğu bir ekmek vardır. İşte o ekmeği çekiçle kırıp çoban yoğurdu banacağım. Bir yarım saat beklerim yumuşasın diye yoğurdun içinde. Yoğurda kimyon koyar mısın? Yoğurda bazen şeker koyarım ben. Çünkü yoğurda kimyon çok şey olursam yani. Sanmıyorum ya yoğurda kimyon. İyi oluyor, iyi oluyor. Hakikaten. Valla. İskender demek tadı mı veriyor? Kimyon yani ne bu arada? Kimyon, kimyevi bir madde. Yani. Ben karşıyım yiyeceklerde kimyevi madde bulunmasına. Lesitin dışında. Lesitin E212 ve asitlik düzenleyici dışındaki bütün kimyasal maddelere karşıyım ben. Aa, bu senin sorunun güzel. Biz kimyon koyuyoruz yani. Evet tabii, evet tabii. Kimyon evet tabii. Bugün... Ben, ama ben karşıyım yani şey, kimyasal madde şeysine. Soya ununa da karşıyım ben ya. Öyle mi? Evet. Soya ununa da karşıyım. Reklamlarla ilgili yarışmalara karşı mısın? Hayır. Böyle bir şeyim yok hayatta. Senin tavrın ne bu konuda? Ben kesinlikle karşılayacağım. Reklamlarla ilgili yarışmalara. Ya mesela yakınlarda bir yarışma varmış işte pazar günü. Enteresan bir yarışma. Pazar günü biz ne yiyeceğiz Mete? Pazar günü sabah mı akşam mı? Sabah akşam öyle. Bostancı'da balık yemek. Sabah yani kahvaltı standartmış zaten. Bites. Bites yıldızı. Evet. Akşam dil balığı. Yanında çerez olarak şey çupra. Bir miktar ahtapot, kalamar, karides, güveç varmış. Bir de o aynı su koyunca beyazlaşan bir şey var. Bir yerel bir içki var. Evet. O da ya anason pekmezi. Üzüm müzüm falan bir şeyden yapılıyormuş. Olur, öyle duydum ben. Olur, evet. Dedem anlatıyor. Dedem yapıyordu daha doğrusu. Olur o da olur. Bizden bire konuşacak hiçbir şeyimin olmadığını anladım. Dolayısıyla boş bir... Abartıyorsun. Nereden çıkartıyorsun? Ben içim şey oldu şimdiki ya. Gerçekten. Yani bu akşam vapurda dönerken de bunu düşünmüştüm. Vapurun arkasında 3 kişiydik sadece. Çok soğuktu. Çok soğuktu. Vapurun asıl sakinleri bizdik diye düşünüyorum. Onun dışında da söyleyecek fazla bir şey yok zaten. Ben yıkıldım mı? Yani ayakta mısın hala da? Yani zaman zaman yıkılmaya meyilleniyorum ama birileri... Mesela sesinde de öyle bir şey var. Yani. Ha, birileri... Yani bir kadınım var ya. Daha ne olsun. Yani yıkılmamın... Aynen. En önemli sebebi. Daha ne? Belanı mı arıyorsun yani? Allah'tan ya. Böyle. Yıkılmadım. Ayaktayım. Dertlerimle baş başayım. Zalimlere, kötülere yenilmedim, buradayım. Yıkılmadım. Ayaktayım. Dertlerimle baş başayım. Zalimlere, kötülere yenilmedim, buradayım. Moda bittik. Eyvah. Çantada geçtik. Sabrettim, kader dedim, acılarla çileler.
yarına bugünüme böyle geldim. Yıkılmadım, ayaktayım, dertlerimle baş başayım. Zalimlere, kötülere yenilmedim buradayım. Yıkılmadım, ayaktayım, dertlerimle baş başayım. Zalimlere, kötülere yenilmedim buradayım. Oluyum ben, sonu gelmez yarınlarda, acılarla doluyum ben. Her şarkıda duygulanan o hasretin oluyum ben. Yıkılmadım, ayaktayım, dertlerimle baş başayım. Zalimlere, kötülere yenilmedim buradayım. Yıkılmadım, ayaktayım, dertlerimle baş başayım. Zalimlere, kötülere yenilmedim buradayım. Sonu gelmez bu yollarda, acılarla doluyum ben arkadaş. Her şarkıda hüzünlenen, ben o hasretin, ben o gurbetin, ben o toprağın oğluyum arkadaş. Yıkılmadım, ayaktayım, dertlerimle baş başayım. Zalimlere, kötülere ve de şerrefsizlere yenilmedim burada. Evet, Kaybedenler Kulübü, saygıdeğer dinleyenler. 0212 249 5076 telefon numaramız. Daha bir miktar daha buradayız. Buradan anladığım kadarıyla 45 dakika. Affedersin ama çok yani. Geçmez yani. Bir şey anlat bari de yani, vakit geçsin. Vallahi. Bir kurt masalı, bir yılan hikayesi, bir şey anlat yani. Vakit geçsin yani. Arkadaşlarla içiyoruz. Yayladayız. Bir yılan geçti. Ya dedim, buralar dedim, yayla dedim ya. Yayla yılanı, bir şey yapmaz dedim. Bir tane daha geçti. Herkes şeydi, yılan paniğinde. Bir şey yapmaz dedim ya, yayla yılanı dedim. Sonra bir saat falan daha geçti. Bir tane daha gördüm ben, onlar görmediler. Baktım aynı yılan. Etrafımızda şöyle kol geziyor yani. Öyle böyle değil. Çaktım, buradan gidelim dedim ya. Burası pek tekin bir yer değil galiba ya. Uzayalım buradan, burası yayla hani. Daha şey yani, neyse. Öyle. Geçen gün yayladayız arkadaşlar, içiyoruz. Bir yılan geçti. Yayla yılanı bu ya dedim, şey yapmaz arkadaş, senden iyi olmasın. Neyse, bir yılan daha geçti. Yani bir gerginlik, merginlik oldu. Hani çoluk var, çocuk var. Ailece gitmişiz, pijamalarımız. Zeytinyağı, dolmamız, her şey hazır. Köfte kızartmış hanım. Ya dedim, hani bir şey olmasın. Hani köfteyi yer, ne bileyim, işte sarmaya dadanır. Yok ya dedi arkadaş, yayla yılanı. Bir şey olmaz dedi. Neyse öyle oturduk, sonra kalkalım gidelim falan dedi, buralar şey değil dedi yani. Öyle yani. Sonra ben şey dedim, ya dedim, hani bak yayladayız şunca saattir. Yaylada yaymışız. Ya dedim, bir yayla çorbası yok mu içelim şurada ya dedim. Bayağı yayla çorbası. Bayağı yayla, yok mu ya dedim yayla çorbası. Ne demek ya dedim bu.
Sonra boşandık işte biz. Bu kavgadan. Oğlumla. Yok, kavga etmedik. Yani yok dedi. Ufak tartışma diyelim ya. Tartışma da şey olmaz yani. Tartışmaya girmedim yani. Anlıyorum. Evet. Şey, siz buyurun sayın dinleyen. İyi geceler. Buyurun. Sabahları kendini kötü hissetmekle ilgili geçen gün Mete sen şey demiştin. Yani acaba uykunun daha iyi olmasından dolayı mı insan kendini kötü hissediyor? Bu felsefi bir şey ya. Bunu çok şey yani, bunu ben demiş olamam yani. Bizi aşar yani. Bunu, şey olmasın. Kesin bir Alman falan ya Almanya falan bir Alman şeyi tınlıyor bu. Evet. Yani hani rahat batmış herife falan da böyle şeyler düşünüyor. Ya çok kitap okuyorsunuz sayın İnyan ya da bu ara çok film seyrettiniz siz. Çok etkilenmişsiniz. Bunlar normal hayır, şeyler değil. Bu düşünce, aklıma... Bunlar dış mihrakların şeyleri ya. Hayır, felakete abi, sürükler bu düşünceler bu topluma ya. Az önce Kaan şey dedi ya, tek bir şekilde kendimi neşeli uyanıyorum ya da neşeli hissediyorum. O da uyandığımda kim sonra, demiş o yanında? Bembeyaz ya olması durumunda dedi. Kim ya? Kim, kim o? Peki tamam. Sanmıyorum. Nonce. O zaman peki ben Niente. Kent efendim direkt ve şikayet konusuyla ilgili bir şey söyleyebilir miyim o bölüme? Niente. Tabii. Ben sabah 800 bin arası çok şikayetçiyim yani. Hani beyaz da olsa diyorsun bu ortalık. Bu konudaki şikayetlerinizi şikayet kutumuz olan barlas.com.tr adresine şey yapalım. Kentefem.com.tr tamam edeceğiz. Ya o herif çok kötü ya. Ben o saatte bir de yolda falan oluyorum. Yani inanılmaz kötü fıkralar anlatıyor. Yani zaten güzel tarafı bu. Mesela Mete geç... bir de yani ben sana dokundurmak istiyorum. Yani senin bir şeyler yapman lazım. Geçen gün siz bir şey yapıyorsunuz ya. Hani chart bir şey chartları böyle. Üç tane parça var falan filan. O bir chart değil. Ya neyse işte. O neyse değil. O bir chart değil. Neydi o? İşte abi çok basite indirgedik algı boyutunda. Peki ya peki ben bir şey söylemek istiyorum. Barlas şey yaptı mesela dün o parçalardan işte birini seçmeniz gerekiyor dedi. Sonra ilk iki parçanın birincisinde bir kısmının üstüne konuştu. Sonra tamamen kapattı. Bu parçaları zaten dinlemenize gerek yok dedi. Siz bu parçayı seçeceksiniz dedi ve sadece üçüncü parçayı dinletti. Ya, haklı herif. İyi yapmış. Ne var bunda? Haklı yani herif. Yani niye, sen seçilmediği... Küçüklüğünüze dönelim sayın yani. Hiç daha uzağa işeyebildiği için bir arkadaşınızı dövmeye kalktınız mı? Ya da akşam ağladınız mı mesela sizden daha uzağa işiyor diye. Altınıza işiyor muydunuz? Tabii bir yaşa kadar tabii ki yani. Anlıyorum evet. Peki hiç şey oldu mu sizde? Uzağa tükürme yarışı yaptığınızda kazandığınız oldu mu hiç? Evet. Evet. Sonra kendinizden tiksindiniz mi bunu yaptığınız için? Hayır. İyi, bu iyi. Çünkü eğer çok kar yağarsa ve bir dağ başında kalırsanız mesafe belirlemekte zorluk çekebilirsiniz. Dolayısıyla bir erkeğin hayatta sahip olması gereken melikelerden bir tanesi kaç metre uzağa tükürebildiğini bilmesidir. Evet. Bu anlamda oldukça faydalı, oldukça... Hiç evet. Süveyş kanalından geçtiniz mi bugüne kadar? Gemiyle ya da herhangi yüzen bir şeyle. Uçakla olur mu? Uçakla geçilmiyor Süveyş kanalı. Üstünden böyle... Çok yukarıdan. Ha. Olmaz. O zaman geçmedim. Ne yazık ki. 15 yaşın üstündeyim. Şimdi Barlas'la ilgili söylediğiniz her şeye sonuna kadar katılıyorum ama bu söylediklerinizin hiçbirini de tasvip etmiyorum yani. Anlıyorum da ben çok rahatsız oluyorum yani. Herif Fenerli bir kere ya. O saatlerde kent dinliyorum yani. Başka dinleyecek bir şey yok. Herif Fenerli. Barlas'ın cevabını salı akşamı 82. dakikada Hakan Şükür verdi. Hakan Şükür Barlas.com.tr'ye gerekli cevabı verdi. Tribüne gitti. Hafifçe göğsünü kabarttı. Elini şöyle ileri doğru uzattı. Barlas.com.tr dedi. This is for you. Bugün yalnız herif Hakan Şükür'e top falan dedi yani. Sen de dinledin mi? Daha fıydım yani. Evet, sorun bu. Bazı şeylerin tedavisi yok. Sen bir Barlas.com.tr'yi canlı görsen.
Ya bütün şeyin problemin çözülecek yani. Anlayacaksın, ha diyeceksin, tamam. Barlas.com.tr. Okey yani. Okey. Eyvallah. Mete, so tell the girls that I'm back in town. Öyle mi hakikaten? Yani. Bir gerçeklik payı varsa haberimiz olsun. Biz ona göre cephe alalım yani. Evet, doğru tabii. Yani, kısmen evet. Bakacağız. Peki, teşekkür ederim. Eyvallah. Söz vermeyeyim. Çok yalnızım. Çok yalnızım. Şimdi belli bir saatten sonra hepsi aynı zaten. Ben de kazı ara boşanırsam falan istiyorum onu çok fazla ya. Vallahi. Ha. Ne çalıyor abi bu telefon?
çok yorgunum ya. Aynen. Of. Gidelim mi? Yavaş yavaş. Affetsinler bizi bugün ya. Şunu da çalalım ya. Çok canım istedi abi. Şey olsun. Sakinlik olsun. Duman bu. Ayrılıktan mıdır nedir? Kavuşma isteği bu gayret. Seneler geçti eskimemiş bu sevda hayret. İstanbul gecelerinde, Paris sokaklarında, Ankara'da evinde, böyle bu. Bodrum'a gidemez oldum, yıldızlar şahidim, yıldızlar uzak, anlatmak zor. Sevgilim olmadı senden sonra, dostlarım benden apayrı. Kızım büyüdü maşallah, senin de bir oğlun olmuş ne güzel. Orta yaşta olduk artık, saçın hafif gel. Zaman tamiri zor bilirsin. Kırık kalpler derneğinde suskunuz. Son bir denemeye ne dersin? Ödemeler peşin bu sefer. Ümitler en kolay becerdi. Kelimeler kafi. Bodrum'a gidemez oldum. Yıldızlar şahidim. Yıldızlar uzak, anlatmak zor. Kırılmışız bir zaman, tamiri zor bilirsin. Kırık kalpler derneğinde suskunuz. Son bir denemeye ne dersin? Ödemeler peşin bu sefer. Ümitler en kolay becerdi. Kelimeler kafi. Yıldızlar şahidim, Bodrum'a da gidemez olduk be Kaan be. Ö-
öleceğiz galiba. Ne zaman? Fark etmez. Bir ara yani. Sakin ol ya. Fuck the cry. Alayım şunu. Sen sevmedin bunu. Yanmıyor oğlum. Nasıl yanmaz ya? Ne bileyim. Avustralya'dan aldım bunu ya ben. O mu kısalmış? Yedim. Bu şey fabrikasyon hata var bunda. Bunu fabrikaya göndereyim de şey yaptım. He. Anladım. Ver. Biraz uzun oldu o galiba. Getir keseyim şunu. Bakayım. Yok yok iyi. Böyle daha iyi. Çok biter benzin ya. Şey var yani. Benzin pahalandı. Yok yok iyi. Kurşunsuz kullanıyorsun onu. Kurşunsuz? Çok pahalı lan. Süperden ucuz ya. Ben evde de kurşunsuz kullanıyorum. Geçen gün arkadaşlar da kurşunsuz benzin alacağız. Girdik şey istasyona. Arabadan indim. Benim araba çünkü şey, yani gidip kendini açman gerekiyor. Ford mu? Hayır. Palio? Hayır. Onlarda da kendini açman gerekiyor da açıdan şey yaptım. Anlıyorum evet. Ne anlatacaktın? Eskiden diyordum bütün arabaların benzin depolarına gidip kendin açman gerekiyordu. Ya işte öyle evet. Aldın mı kurşunsuz benzin? Hayır. Bak, kurşunsuz benzin benim arabada yanmıyor. Anladım. Benim araba kurşun bağımlı bir araba. Doğrusu bu. 87 yılında zehirlenmişim. Böbrekten. Ya da karaciğerden emin değilim. Doktora gittik. Nedir falan yattı. Karaciğerde kurşun zehirlenmesi dedi. Nedir dedim. İçmeyelim dedi doktor bir süre. Dedim ki şimdi amirim sen doktorsun. Yani dedim mantıklı bir şey söyle. İçmesek buraya gelmeyiz. Buraya geldik para veriyoruz içme diyorsun. Hani bir şey yok. İki dakika efendi o. Başka bir şeyse hani bunu iç yanında da bu mesela hapı kullan. Falan gibi. Daha kimyevi konuş yani. Çözümcü oluyorsun yani. Öyle ya. Haklısın. Ondan sonra işte. Turgut Özal da öyleydi. Sonra bu hale geldik işte. Çok çözümcüydü yani. Evet. İşte bu hale geleceğiz demek ki. Eninde sonunda yani. Biraz daha konuşursak olacak ha. Brezilya'dayız. O yıllarda yağmur ormanları işte Sting ve Greenpeace da bir ortak bir proje yürütüyoruz. Pardon. Bizim çok fazla şey var. Kağıt fabrikası var. Amazon'un kenarında. Evet. Ve benzin de bildiği gibi dedim. Kağıt esas itibarıyla selülozdan oluşur. Evet. Selloz da bir çeşit sebzedir dedim. Evet. Sebze ana maddesidir. Evet. Dolayısıyla yani bu yağmur ormanını oluşturan bütün sebzeleri yok ediyor bunlar dedim. Böyle. Ama bu önemli dedim yani. Kağıt da önemli bir şey. Kağıdı da yok sayamayız. Evet. İlim. Kağıt ilim. İlim tabii. Ama dedim yani bunların yaptığı yanlış bir şey var. Bunlar bu sebzeleri nehirde akıtarak getiriyorlar. Bir takım havuzlarda topluyorlar. Ve bu havuzlarda bu sebzeler yumuşasın diye kurşun kullanıyorlar dedim. Yeah. Ben buna karşıyım ya dedim. Niye? Karşıyım ona ya.
bu duruma karşıyım yani. Anlıyorum. Sabah akşam içmişiz bayağı. Anlıyorum, evet. Bayağı içmişiz yani. Sana dedim ben Roma'ya döneyim ya dedim. Orada en azından yağmur ormanı yok, çile yok. Abi böcek yok, nem yok. Bir de Raffaella Carrà'nın şey olduğu yıllar, İtalya'dan müzik isimli TRT1'de müzik yaptı. Program yaptığı yıllar Raffaella Carrà'nın. Hastasıyız hepimiz. Öyle tabii. Raffaella Carrà'nın. Bir tane Joker var o yıllarda, bir Raffaella Carrà var. Hapisteyiz. O yıllarda Rita Hayworth şey, en duma. İçiyoruz arkadaşlar. Vallahi bir 20 yıl falan geçmiş ka. Çıktık. Ne yapacağız, ne edeceğiz derken şey değişmiş ya. Rock Alberto o zaman şeymiş. Ona alıştık ama hemen. Evet tabii ya. Rock Alberto sıcak kadındı yani. Ama şey, bak, değişmeyen şeyler de var. Mesela aynı şey bana da oldu. İşte çıktık. 18 yıldı benim. Nerede yattın sen? Samancılar. He, anladım. Zor herhalde orası. Orada çok kalmadım. Tünel var orada. Hı. Tünelden şey yapıyorduk. Çarşı izinde falan çıkıyorduk. Kaça çıkıyordunuz? İşte, yani şey değildi ya. Böyle para değildi yani, hatırlamıyorum bile. Cep telefonları falan yoktu. Çıktım dışarı, her şey değişmiş. Ya dedim, bir İtalyan filmi falan yok mu, gideyim. Sofia Loren'e bakayım ya dedim. Baktım aynı. Tamam ya dedim. Tamam dedim ya. Hani hayata buradan başlayabilirim tekrar. Öyle işte sonra. İçim geçmiş. Sızmışım yani. Anladım. Buyurun. İyi akşamlar. Evet. Ben Çapa civarını arıyorum abi. Çapa. Çapa. Buyurun Çapa. Ya abi ben İstanbul'a yeni geldim. Geçmiş olsun. Teşekkürler. Geçmiş olsun. Okuma ayaklarına filan. Ya sizin bu radyo programını da Makiz'in kitaplarından duymuştum. Ya, Allah Allah, şey yaptık yani. Tersi, şey tersi de oluyor galiba. Gabriel Garcia yani, Marquez. Olabilir mi acaba böyle bir şey diye. Evet. Geldim, bu çapada da frekansınız biraz zayıf geliyor. Yani böyle arada bir radyoda küfür falan diye diyorsunuz. Kim yani ediyor? Acaba yani bu radyo kimse sallamıyor mu diye düşündüm. Sordum, soruşturdum, sizi bayağı dinleyen var abi ya. Yok Ayşe canım. Ya valla buna rağmen nasıl bu kadar şey yapıyorsunuz? Ne yapıyoruz? Yani, sallama programı yapıyorsunuz. Nasıl yani sallama ya? Aklınıza ilk takılan soru bu mu oldu sayın dinleyen? Lipton mu bu tabii ya? Tabii ilk değil ama en değerli toplusu bu yani. Deprem mi oluyor ya? Siktir, deprem oluyor. Bu en az 7.5 ha. Bak şuna. Siktir. Vay be. Oğlum deprem radyolarda oluyor falan ya, küfür ediyorlar. Tanrı deprem veriyor ya böyle sonra. Mesela. Doğru abi, olabilir. Olabilir. Bir de geçen gün iki kadın öpüşmüş Taksim'de, sonra Bolu'da deprem olmuş. Valla? Ha. Engin Noyan'la konuşuyoruz. Ha, Engin Noyan bu işin piri ya. Kediler Köprüler diye bir program yapıyor. Evet. Geçen gün Yunus Nadi var. Yunus Nadi Öztürk programında. Engin Noyan'ın mimikleri... Hiç William Stuart Burroughs'un kıçını gördün mü sen? Bir kez. Bir çıplak fotoğrafı var arkada. Evet, evet. Aynen ona benziyor. Dedim ya şu güzelliğe bak. Yalarım ben bunu falan dedim tabii. Dedim ya. Vallahi dedim yani. İyi demişsin. İşte Yaşar Nabi'nin hayırdır. Ya şu hayatta Burroughs'un kıçına benzeyen bir şeyimiz oldu mu bizim ya? Oldu. Şimdi mesela bizde hani kış sonuna doğru aldığımız kavunlar var. Babam alır öyle çok. İşte onlar kalınca falan şey oluyor böyle. Baroks'un şey paposu gibi. Çürüyor onlar tabii. Baba diyorum ya, bak şu 40 ağaç kavununa ya diyorum ya. Baroks'un bile böyle şeysi olmadı yani. Evet. Diyorum yani. Baroks kim?
Hangi Boros? Deminden beri sözünü ettin adam ya. Ne adamı ya? Baro. Baro, baro diyorum ya. Şurada baro, baro lokantası var ya, baro. Ha, Boros lokantası. Boros. Oğlum yemek yiyoruz geçen gün arkadaşlarla. Dedim Hünkar beğendi alın ya dedim. Nedir bu ya dedim, böyle hamburger mamburger bilmem ne. Özümüzü yitirdik ya dedim. Benliğimizi, kültürümüzü yitiriyoruz ya dedim. Şuradan bir sarma alın yoğurtlu, bir Dünker beğendi alın, bir cacık çayın bunu ya dedim. Çapa'dayız. Yeni gelmişiz İstanbul'a. Baba dedim ya, oradan dedim bir skoç versene dedim ya. Nasıl ya? Nereden, nereden yani? Çapa'dan. Tekel. Ha. Tekel'deyiz, nöbetçi tekel. Ver dedim ya bir şey. Bilmiyoruz tabii İstanbul'un şeyini. Evet abi. Verdi, zor. Verdi. Zor. Sonra Allah belamızı verdi zaten. Sabah bir uyandık. Deprem olmuş. He. Nereye içiyorsun ya? Nereye içiyorsun? Kolay mı ya öyle? Çok yalnızım valla. Bir Bodrum'a gidelim be. Ya ne güzel diyorsun sen ya. Valla şöyle hani... Gidemez olduk. Hava alırız be. Valla öyle be. Bir de yıllar önce aşık oldum. Sonra adını unuttum ya. Mete. Hüseyin. Öyle yani. Böyle bir bankacı sevgilim var o zaman. Tercihlerimi sabah erken kalkıp gidenlerden kullanıyorum o yıllarda da. Her neyse. Bu iş değişmedi değil mi? Hayır. O istikrar iyi ya bir erkekti. Küçücük bir arabalıyız. Geylik yok sende değil mi? Sanmıyorum. Bakmadım. İyi. Küçücük kibrit kutusu gibi bir arabadayız. Una falan. Öyle bir şey. Hızlı gidiyoruz baya. Önde bir hanımefendi arkadaşımız var. Çok hanımefendi. 60-70. Baya hızlı gidiyorsunuz o zaman. Öyle 130-140 gidiyoruz. Şeye doğru. Gümüşlük. Onun yanında oturan bir herif var, gözüm pek tutmuyor onu. Arkada ben, bankacı, devrim. Öyle bir ıspanak döner gibi oldu arabada. Zaten kibrit kutusu gibi. Dedim abi ne oluyor, yangın çıkacak dedim. Demeye kalmadı. Yangın çıktı arabada. Mantıklı. Allah'ın şeysi bu işte. İstersen kediler, keçiler, köprüler programını arayalım. Ve bu inanılmaz, bu akıl almaz örneği. Orada İrfan, ilim sahibi. Tabii. İnsanlara soralım. Bakalım nasıl bir Yaşar Nabi Nayır Öztürk nasıl bir şey yapacak bunu? Önce ben de böyle düşündüm. Şey Sinan Çetin'i aradım. Baba dedim böyle bir hikaye aynı var benim elimde. Şey, bunu dedim programında malzeme yapar mısın dedim. Belki dedim para kırarsın. Hani reytingler patlar. İyi demişsin. Anlıyor musun dedim İyi, yani. İyi bak sende de şey var ha. O dönemde Sinan Çetin propagandanın şeyini yazdırtıyor günlük. Her gün yazdırtıyor şeyini. Senaryoyu günlük yazıyorlarmış o dönem. Bilmiyoruz tabii biz. Tamam olur falan. Kaç verirsin, ne verirsin dedim bu hikayeye. Evet işte bir 3-5 bin dolar bir şey atarım dedi. Tamam dedim baba. Çekelim. Çekiyoruz o akşam. Sinan Çetin ben. Onun yanında bir tane yavru var. Bir tane de benim için şey yapmış. Karışık ortaya yazıyorsun. Ortaya bir şey yapmış yani. Yanar döner bir şey. Anladım. Yanıyoruz dönüyoruz öyle böyle değil. Anladım. Bülent var yani. Bülent. Ortaya karışık tabii. Ondan sonra sabah oldu mu yine, sen onu söyle. Oldu lan. Gene yine oldu. Gene sabah oldu yani. Öyle de böyle. Sabah oldu. Kavga çıktı sabah. Yani çıkmış kavga. Ben orada yoktum. O yüzden de şimdi anlatamayacağım ayrıntılarını.
Ondan sonra 10 dakika falan var. C'ye. Çıkıp gitmemiz lazım yani artık. Daha çıkmadın ama içeridesin daha. Yok. Bir tür oyalama şeyi uydurduk kendi aramızda. Yani 10 dakikayı nasıl geçiririz, ne yaparız, nasıl o taklayı atarız diye. Fransızca konuşsaydım. Ben dedim ki... Ben de şey oluyor, bayağı geciktiriyor ben. Ben dedim ki biraz ben anlatayım, biraz sen anlatayım, anlat dedim. Yani anca dedim böyle 10 dakika, dolar dedim. Bülent'le değil mi bu? Bülent'le. Hı. Zaten 9 dakika kalmıştı. Bülent anlatmaya başladı. Sabah. Hayır canım, gece çıkacağız. Ben gidiyorum. Bayağı gidiyorsun yani. Uçağa yetişeceğim. O dönem sen şeydesin. Amazonlarda. Bu işte kağıt fabrikaları falan olayına bozmuştum. Takmıştım o yıllarda ben. Çok ya. Sıkıcıydı. Çünkü 3. hamur kağıt üretiyor herifler. Yani aynı toptan 3 renk kağıt çıkıyor ya. Siyanür kullanmayın diyorum ya. Karşıyım ben kağıda artılmasında siyanür kullanılmasına. Mesela. Niye? Ne bileyim, sevmiyorum ya. Ya içim şey yapmıyor. Ya içim el vermiyor yani. Böyle içim, öyle hissediyorum ya ben. Çok, ben sanatçı bir kişiliğim var benim. Çok sezgilerimi öyle, şey yaparım öyle. Yani. Öyle, ben de Harem Suare'yi seyrediyoruz. 10 dakika ara oldu. Ben dedim bir çıkayım sigara içeyim dedim. Böyle bağımlılıklarım var benim. Çıkmışım ben. Sonra işte şey olmuş yani, film bitmiş o arada. Geçen gün aynısı bana oldu Mete. Yediyoruz arkadaşlarla. Ya dedim ben bir çıkayım ya dedim, şöyle bir hava alayım, şey yapayım. Sonra şey yani, kanca yani. Ha işte onu anlatacağım. Tam öyle oldu. Annem zamanında 1985 ya da 6 Paris'e gidip gelmişti. Bir tane böyle hangi Paris? Fransa. Fransa Paris. Ha. Angora bir acayip yeşille benzer bir sarı bir angora bir şey getirmiş. Ha, örüyor. O yıllarda çok şeydi o angora donlar falan. Ha. İki ters bir yüz. İki ters bir düz ya da onlardan bir şey. Ben pek anlamadım. Selanik. Herhalde. Annem Selanik'ti zaten. Örüyor. Sonra ortadan kalktı o yıllarda. Geçen hafta nereden bulduysa onu çıkartmış, yıkarken gördüm annemi. Tahmin ediyorum lastikli olan bel kısmını örmüş. Hı. Ve kolların lastikli olan kısmını örmüş. Tahmin ediyorum onlar mesela uçtan omuza doğru gidiyor. Kısa kollu olmuş her zaman için. Belden boyuna doğru falan. Öyle örülüyormuş herhalde ki. Oralarda kalmış. Lastik kısmını örmüş. Gerisinde işte herhalde 10 yıl sonra örerim. Ağır ağır canım. Öyle bir şeyse yok. Yani. Oradan aklıma geldi. Yani bir ters bir yüz. Bir, iki ters bir yüz. Anladım. Yatıyoruz. Nerede kavakçı diyorsun yani? Kısmen. Kısmi kavakçı. Kısmen kavakçı. Hı hı. Merve kavakçı değil mi? Ya, yanlış olmasın. Evet. Neyse gecede işte havlucu var. Hmm. Mehmet var, çay içiyor. Ben varım. Martel var. Birkaç da arkadaşlar var. Bayağı yani. Bayağı. Ulan dedim. Hikayenin başına atmayacağım. Bir absürt kısmı var. Onu anlatmayacağım. Ben dedim bunun cezasını verip bu marteli içerim burada. Ziyandan ziyan bir durum yaparım. Derken sızmışım. Daha bir 5-6 dakika var. Televizyonda bir şey bekliyoruz. Ne yapayım dedim 5-6 dakika. Aklıma 5-6 dakika içerisinde halledilebilecek şeyler geldi. Hı hı. Sigara içilebilir mesela 5-6 dakika içinde. Evet. Kısa bir sigara. Evet, kısa bir sigara. Kısa bir sigara sarılabilir. Tam oraya getiriyoruz bu konuyu. Hı-hı. Dedim hem oyalar, hı-hı, hem dedim şey olur yani. Hı-hı. Açımda. Hı-hı. 7-Eleven aradık. Hı-hı. Arkadaşlarla. Evet.
Kim yani, var? Martel var. Martel, Mehmet çay içiyor. Sen varsın. Ben varım. Bir de meşe ağaçları var. Meşe ağaçlarının gölgesi var. Gölgesi var. Bir de Merve Kavakçı diyorsun. Merve Kavakçı. Hı-hı. Aradık. Herkes birer milyon koysun. Ben iki koyacağım dedim. Hı-hı. O arada bir taklaya geldim, hatırlamıyorum. Yok canım, nereden çıkartıyorsun? Bir exchange şeyi oldu orada. Nereden çıkartıyorsun? Oldu abi, oldu. Taklamakla. Oldu. Vurdum Martel'e gene. Saate bakıyorum, geçmiyor. Saat bakınca geçmiyor. Evet, evet. Yanardı. Bir 5 dakika falan var hala filme. Şeyi bekliyoruz, timsah avcısını bekliyoruz. Bu arada yani artık istersen şey yapalım. Programın da şeysi geldi. Olur. İyi söyledin. Dayı, istersen şey yap yani. Sonra ne oldu? Neden sonra? Martel'den sonra. Martel kim? Ludwig Martel. Martel'i anlatmıyorum ya. Abi, Ludwig Martel'in yeni bir kitabı çıkmış, onu okuyorsunuz arkadaşlarla. Ben kitap okumam. Kitap okurdum eskiden. Anladım, burada kalsın. Evet, erken dinleyenlere eyvallah. Görüşmek üzere. Biz bir güneye gidip geleceğiz pazartesi. Allah bir kaza vermezse, bir domates kamyonunun altına isabet etmezse. Umarım görüşürüz. Hoşçakalın. From the bars of Wisconsin to the clip joints of Philly, I've been killing time while trying to meet this kid all day. There've been people who throw bottles, there've been people who throw flowers, there've been people who just threw up in the aisle. Oh, but rock and roll's the only way to tell my story. I'm a rock and rollin' loser to the end. Ooh, and rock and roll's the only way to tell my story. I'm a rock and rollin' loser to the end. There've been clowns, there've been jokers, I've lived with prostitutes and queers. We slowly died together through the years. I've been turned out, turned on, turned around, turned down. I've been built up, beat out, set up, drink my cup.